muş. Bir dostumuz da YouTube'daki o chat'teki şeyleri kontrol etsin. Evet, şu an canlı yayındasınız diyor. Evet. Merhaba değerli dostlar. Umarım her şey yolundadır veya her zaman dediğimiz gibi her şey değilse de birçok şey yolundadır. Bugün özel bir gün. Daha önce deneyimlemediğimiz bu kanalda ve bizim grubumuzda deneyimlemediğimiz bir Gün akşam yaşıyoruz çünkü bugün bir konuğumuz var çok kıymetli bir konuğumuz var öncelikle konuğumuzu tanıtmadan önce şöyle bir giriş yapayım size değerli dostlar bizim şu an dışarıya açmadığımız daha çok bizim latince derslerinden hareketle oluşturduğumuz oradaki dostlarımızdan oluşturduğumuz Amor Legendi isimli bir okuma grubumuz var. Bu okuma grubunda daha çok felsefe ağırlıklı metinleri tercih ediyoruz. Edeceğiz en azından. Çünkü henüz sadece bir kitap okuduk. Şu an ikinci kitabı okuyoruz. Birinci kitap olarak kendimize Cornford'un Sokrates Öncesi ve Sonrası kitabını seçmiştik. Bu kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları yayınladı. Çevirmenler Celal Şengör ve Senem Onan. Dolayısıyla kitabımızı okuduktan sonra okuma kulübünde bir buluşma gerçekleştirdik yine Zoom üzerinden. Kitabın içeriğine dair dostlarımızla sohbet ettik. Ee, hem içerikle ilgili hem çeviriyle ilgili birçok konu konuşuldu. Tabii bunlar konuşulunca bir takım eleştiriler de geldi. Bir takım yorumlar da, farklı yorumlar da geldi. Madem böyle bir durumla karşılaştık, bari çevirmenlerden olan aynı zamanda kıymetli bir bilim insanı olan Celal Şengör'ü davet edelim. Bizimle birlikte olsun. Bu güzel çalışma üzerine, çalışmanın içeriği üzerine ve çeviri yöntemi üzerine biraz sohbet edelim dedik. Sağ olsun Celal Şengör'e ben e, bir davet gönderdim. Kendisine ulaştım. O da sağ olsun bizi kırmadı. Bu akşam bizimle birlikte. Celal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim davetinize. Nasılsınız? İyiyim. Güzel. Her güzel. Şey... Çok, gördüğünüz gibi yani her taraf kitap çalışıyorum. Ne güzel. Yani e, bu çok güzel bir şey. Çalışma masası bizim mabedimiz bir nevi. Evet, evet, evet. Evet, şimdi değerli dostlar şunu hatırlatmak istiyorum. E, sohbete başlayacağız. E, YouTube'da şu an canlı yayın başladı. E, lütfen oradan da hani YouTube'dan da sorularınız, yorumlarınız olursa bizimle paylaşın. Burada elimden geldiğince Celal Bey e aktarmaya çalışacağım. dolayısıyla hani böyle bir interaktif bir yayın olsun ama lütfen az önce de biz arasında şakamızı yaptık. Yani deprem ne zaman olacak falan gibi sorular sormayın. Konumuz deprem değil. Biraz Celal Bey'i depremden uzaklaştıracağız. Jeolojiden uzaklaştıracağız. Biraz felsefenin alanında olacağız. Biraz Sokrates'le hasbihal edeceğiz. Dolayısıyla daha çok felsefe odaklı, tabii felsefe tırabilim odaklı bir yayın olmasını ee, diliyorum. Evet şimdi öncelikle eee Celal Bey izninizle Francis Macdonald Comfort'la ilgili yani bu kitabın e, yazarı olan Francis Macdonald Comfort'la ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyorum. Hatta şöyle bir e, durumda durum e, da söz konusu. Abi, Trinity Kılıç'ta eee Comfort için bir anıt Metin dikilmiş, bir yazıt dikilmiş. Bu tabii ki tahmin edersiniz benim dikkatimi çektiyse eğer. Bu latincedir. Latince bir metin. Bu metnin görselini buldum. Biraz sonra paylaşacağım. Belki Türkiye'de ilk defa hani görülecek. Tabii Türkiye'de Conford'un yazıtını kim merak eder? O da ayrı bir olay ama. Yani bunu ilk defa burada paylaşacağım. Ve latincesini hani hemen hızlıca tercüme edip ne kadar güzel bir e, adam olduğunu, ne kadar önemli bir adam olduğunu kendi meslektaşlarından, belki öğrencilerinden dinlemiş olacağız. Şimdi kabaca e, şöyle bir e, giriş yapalım. Bu arada e, bir sıkıntı yok herhalde değerli dostlar. Değil mi? Zoom'da bir sıkıntı yok. Şeye bakıyorum, burada da yok. Hatta tekrar sizleri alalım buraya. Bütün dostlarımız gözüksün. Şimdi Comfort e, 1874... 1943 yılları arasında yaşamış bir klasist yani klasikçi aslında. Şimdi klasikçi tabirini biz Batı'da, Anglo-Sakson dünyada çok görüyoruz. Ee, Türkiye'de bu tabir yok. Türkiye'de klasik filolog diyoruz biz buna. Ee, klasik filolog ne ile uğraşır? Bunu biliyor zaten bazı dostlarımız. Klasik çağ metinleriyle, antik Yunanca, antik Latince metinleriyle uğraşır. Edebiyatıyla uğraşır o edebiyata ait olan metinlerin içerisindeki felsefe, tarih, coğrafya, jeoloji veya farklı alanlardaki unsurları ele alan akademik bilimsel yayınlarla çalışmalarını destekleyen bir alandır, bir sahadır. Kornford da o sahaya mensup bir akademisyen. Önce Aziz Pol Okulu'na gitmiş ve 1893'te Trinity Kalıcı'ya kabul edilmiş. Ertesi yılda akademisyen seçilmiş. 1893-1894. 1897'de Cardiff'teki Yunan eski Yunan kürsüsüne başvurmuş ancak başarısız olmuş. 1899'da Trinity College üye seçilmiş. 1902'de Classics bölümünde yardımcı öğretim görevlisi ve 1904'te yine öğretim görevlisi olarak atanmış. 1909'da Az önce Celal Bey'le şakasını da yaptık. Newham College'tan, Ellen Croft ve botanikçi Fransız Darwin'in kızı Frances Darwin'le evlenmiş. Bu açıdan e, meşhur Darwin'in de e, damadı oluyor. Başka bir deyişle. Birinci Dünya Savaşı sırasında Grantham'da silahşörlük eğitmenliği yapmış ve yüzbaşı rütbesine kadar yükselmiş. Tabii o dönemde ee, batıdaki akademisyenler profesörler, klasikçiler veya başka alanda çalışan profesörler bir şekilde savaşta görev üstleniyorlardı bazı çalışmalarından söz etmek istiyorum son olarak ee, tabi daha çok Cambridge çevresiyle e, bağlantılı bir e, profesör işte Jane Ellen Harrison Gilbert Murray gibi, Cook gibi ünlü klasikçilerle birlikte çalışmış bu isimler aynı zamanda Loeb Classical Library'deki birçok çevirinin de hani çevirisini üstlenmiş e, kişiler yani isimlerine, soyadlarını özel özellikle Gilbert Moriye ben aşinayım. 1900 e, bu arada o şeyi göstereyim sizinle paylaşayım. Şöyle. Evet. Şu an ekranda galiba. Görüyorsunuz değil mi Cornford'u? Evet hocam. Evet. Şimdi burada eserlerinin listesi var. E, 1907'de Tukidides, e, Mit Historicus, 1912'de From Religion to Philosophy tabii burada hani herkesin yüzce bildiği için bir daha çeviri yapmıyorum. Zaten anlaşılıyordur. 1914'te The Origins of Attic Comedy, 1923'te Greek Religious Thought from Homer to Alexander, 1931'de The Laws of Motion in Ancient Thought ve 1931'de bugün bizim de konumuz olan Before and After Socrates kitabını yazıyor. Daha sonra 1937'de Platos Kozmoloji, Timaeus of Plato. Nitekim bu son eser, bu Plato eseri, e, Timaeus of Plato eseri şu an yanımda değil ama Türkçe'ye çevrildi daha önce Ahmet Cevizci tarafından. 39'da Plato and Parmenides kitabı var ve daha sonra ölümünden sonra yayınlanan Unwritten Philosophy and Other Essays diye bir derleme eseri var. Şimdi burada Beni ilgilendiren bir şey var arkadaşlar hepimizi ilgilendiren şu an ekranda gördüğünüz e, yazıt e, Trinity kalıca yazılmış arkadaşlar ve Trinity da tabii onun anısına yazılmış latince bir metin tabii aramızda latince e, uzmanları var Nehir Hanım gibi e, <laughs> şöyle baktığınızda bunu e, analiz edebilirsiniz latincesini ama şu an buna vaktimiz yok. Şöyle kabaca bir çevirisini, tarafımdan yapılan çevirisini, öğlen saatlerinde yaptığım çeviriyi sizinle paylaşayım. Burada e, 44 yıl boyunca bu kolejin, Huyus Kollegi diyor, yani Trinity College'ın bir üyesi olan Francis McDonnell Comfort, 8 yıl boyunca üniversitede Lawrence Antik Felsefe Profesörlüğü'nü yönetti diyor. Bu Lawrence Antik Felsefe Profesörlüğü Sir Percival Maitland Lawrence'ın 1930 yılında vasiyetiyle bahşedilen makamlardan birisi ee, de dünyadaki en eski antik felsefe kürsüsü işte ve o kürsüye bir kişi atanıyor ve e, ömrü boyunca o kürsüde bulunuyor. Tabii kendisi feragat ederse ayrılırsa o zaman başka biri seçiliyor ve bu kürsünün ilk profesörü Cornford. Onunla başlıyor. Daha sonra Hackford ve Hackford'dan sonra beni çok heyecanlandıran e, Guthrie bu kürsünün sahibi oluyor. Guthrie'yi zaten hepimiz biliyoruz. E, çok önemli bir felsefe tarihçisi. Şu ar arkada, şurada şeyi görebilirsiniz. Guthrie'nin Türkçe'ye çevrilen felsefe tarihi serisini. E, hatta daha sonra Owen, e, Bernadette, Gisela Stricker ve David Sedley ve Gabor Bete şu anda kürsünün sahibi olan kişi. Gisele Stricker ismi çok önemli çünkü bu kürsüye gelmiş, bu kürsünün sahibi olmuş tek kadın kendisi. Tabi arada David Sedley de var. David Sedley çok önemli bir Helenistik felsefe tarihçisi. David Sedley bunu mutlaka Akademi Edu'da galiba sayfası da var. Akademi Edu'da ya yazarsanız ismini onun makalelerini görebilirsiniz. Çünkü pdf olarak paylaşmış kendisi. Neyse biz tekrar şeye dönelim, metne dönelim. ...burada arkadaşlar... kuyu animay kandore suorum... ...sibi observantionen... ...konkiliye bat demiş... ...burayı şöyle çeviriyorum... ...yüreğindeki berraklık... ...açıklık... ...dürüstlük sayesinde... ...beraberindeki kimselerin... ...yakın dostluğuna mazhar oldu diyor... ...devamından... ...zekasındaki keskinlik sayesinde... ...yani ingeni subtilitate... ...burası çok hoşuma gitti... Ee, Yunanların bilgeliğini Graecorum Sapientiam, Yunanların bilgeliğini sanki yabancı bir şey değilmişçesine inceliyordu. Aksine Platon'un bir çağdaşıymış, bir eşlikçisiymiş gibi konuyu anlıyor ve öğrencilere anlatıyordu. Derslerinde de paylaşıyordu demiş. E, çok güzel bir yazı, bir anıt. 1874'te doğdu diye yazıyor ve 1943'te de Öldüğü bilgisi aşağıda Roma rakamlarıyla Verilmiş Evet Comfort böyle bir e, Şahsiyet şimdi tekrar bunu kapatıyorum Paylaşımı durdur diyelim Tekrar Celal Bey'i e, Aktif konuşmacı olarak yanıma alıyorum Celal Bey öncelikle e, hoş Tekrar hoş geldiniz Hoş bulduk tekrar, e, Bizimle birlikte olduğunuz için e, Ne mutlu bize Peki Comfort sizin için ne anlam ifade ediyor Kornford'la neler... benim tanışmam o biraz önce gösterdiğiniz kitabı From Religion to Science ilk defa onu okuduydum. O çok hoşuma gittiydi. Kendisiyle her konuda aynı fikirde olmasam bile bir sürü şey öğrendiydim. Fakat ondan sonra bu Before and After Socrates'i bulunca onu hiç unutmuyorum. Bir gecede okudum. Ve müthiş etkilendim. Çünkü çok güzel anlatıyor. Yani bu kadar olur. Ve onu zaten halka açık bir e, ders halinde vermiş. Onu da toparlamış. Bu kitap yani ben son bıraktığımda 25. baskısındaydı. Ben de onun 1932'de yapılmış birinci baskısı da var. En son aldığım baskı 25. baskısıydı. Ondan sonra da Allah bilir devam ediyordur. Bilmiyorum nereye kadar çıktı. Kaçıncı baskıya geldi. Bu çok çok popüler olmuş bir kitap. Ve e, popülerliği de hak etmiş bir kitap. Dolayısıyla ben uzun zaman düşündüydüm ya şunu çevirelim diye. Türkiye'deki okuyucu da bunu öğrensin diye. Ama e, şimdi Cornford'u çevirirken e, Cornford'la her konuda aynı fikirde değilim ben. Onu da belirtmek istedim. Nerelerde farklı düşünüyoruz? Bu farklı düşüncenin en önemli temeli ikimizin çok değişik bilim dallarından gelmemiz. Şimdi Konfort-Filolog. Ben doğa bilimciyim. Dolayısıyla biz problemlere biraz değişik açılardan bakıyoruz. Onun verdiği bir görüş farkı var. Fakat bir de tabii Konfort'un içinde yetiştiği klasikçi geleneği var. Yani Almanlardan, Fransızlardan, İngilizlerden, İtalyanlardan gelen uzun zamandır değil mi? Tarih esanstan beri gelen bir gelenek var. O geleneğin konfor üzerinde çok etkili olduğunu görüyoruz. Şimdi ben öyle bir gelenekten gelmiyorum. Ben çok dışarıdan atladım bu işin içine. Dolayısıyla değişik bir bakış aşısı kazandım diyeyim size. Yani onun üzerine bu nasıl tercüme ettiririz, ne yaparız falan. Senem Onan ee, İTÜ'ye gelip giderdi evet hatta benim kütüphanede de çalıştı bir müddet benim de çok sevdiğim bir arkadaşımdır sonra Senem kafaya koydu Senem daha önce Boğaziçi'nde sosyoloji okumuş ee, sonra gitti bir de master aldı hatta ben onu master jürisinde bulundum Aa, çok akıllı bir kız Senem dedim ya şunu tercüme edeyim tamam dedi Senem nasıl yapalım Dedim gayet basit. Şimdi sen otur dedim. Mota mot bir tercüme yap. Ondan sonra dedim birlikte senin yaptığın tercümenin üzerinden gidelim. Bunu da akıcı bir hale getirelim. Yanlışların varsa onları düzeltelim. Yani böyle bir metin ortaya çıktıktan sonra da ben buna hem girişi yazayım hem dipnotları yazayım. Tamam ditsene. Ve neticede elinizdeki kitap ortaya çıktı. Onu da o zaman Ahmet Salcan İş Bankası Kültür Yayınları'ndaydı benim sevgili dostum. Ahmet dedi ki biz bunu basarız. Ben de dedim ki yani hayırlı bir iş yaparsınız. Dolayısıyla bu kitap bu şekilde ortaya çıktı. Tercüme yöntemi de anlattığım şekilde dedim önce alacaksın metni, mot tercüme edeceksin. Ondan sonra ikimiz oturacağız, metni tekrar elden geçireceğiz. Yanlışı varsa düzelteceğiz. Akıcılığını arttıracağız. Daha çok Türkçeye uyarlayacağız ve bu arada Türkiye'de üretilmiş son zamanlarda üretilmiş felsefe terminolojisinden uzak duracağız. Çünkü onu kullandın mı okuyucuyu kaybedersin. Kimse bir şey anlamaz. Mesela şeyin Jacques Monod'un meşhur Nobel'li biyolog Le ne nesesitesini eh, bir Hacı Kadir Oğlu Bey tercüme etmiş. Ben hiçbir şey anlamadım Türkçesinde. Yani Fransızcası gayet rahat anlıyorum. Güzel bir İngilizce tercümesi var. Fakat Türkçesinde hiçbir şey anlamadım. Dolayısıyla bu, bu terminolojiyi dedim kullanmayacağız. Senem de zaten aynı fikirdeydi. Dedi bu saçma sapan bir şey. Bunu kullanmayalım. Pekala dedim. Dolayısıyla biz bir lise mezunu, Türk insanının veya Türkçe kültür çevresinde büyümüş bir insanın anlayabileceği bir dil kullanmaya karar verdik. Ne kadar başarılı olduk onu bilmiyorum, ona siz karar vereceksiniz. Evet, e, dil çok güzel. Yani dilde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlarımız öyle bir bakıyor ki dilde sıkıntı yok içerikte sıkıntı var dercesine. Ama <laughs> öyle değil. Şimdi bir arkadaşımız bir şey sormuş. Onu size iletmek istiyorum bu vesileyle. Şimdi terminoloji meselesine değindiniz. Ee, YouTube'da bir arkadaşımız az önce gözüme çarptı. Demiş ki Celal Hoca'ya sormak isterdim. Türkler neden kitap okumayı çok sevmiyor? Merak ediyorum. Sizce e, şahsen e, terminoloji sorunundan ötürü mü bu tarz kitaplar hayır fazla hayır var? hayır öyle bir gelenek yok çünkü yani kitap okumak kitabın mevcudiyetiyle ilişkili bir şey e, sizin memleketinize matbaa 1804'te gelmiş hep derler 1829 efendim müteferrika hayır müteferrika kurmuş matbaayı kitaplarını basmış öldükten sonra matbaa durmuş 1804'te kurulan Üsküdar matbaası müteferrikanın makinalarıyla kurulmuştur başlangıçta. Ve o biliyorsunuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nin matbaasıdır. Ondan sonra sürekli bir baskı faaliyeti var. Sonra e, alfabe bir felaket. Da ben bu konuda yıllar önce Cumhuriyet Bilim Teknik'te bir e, yazı yazdım. Bir Osmanlıca metni aldım. Her Arap harfini Latin harfiyle yazdım. Bakın bakalım okuyabiliyor musunuz? Kelimeyi bir resim olarak bir bilmeniz lazım okuyabilmek için. Mesela mafsalla mufassal aynı şekilde yazılır. Yani Osmanlı kitaplarında üstüne esnedi falan onlara yok. E, bu gibi zorluklar nedeniyle halk ısındırılamamış okumaya. Yani onun için okur yazar takımı İstanbul ve İzmir ile büyük ölçüde sınırlı kalmış. Evet. Peki şey konusuyla ilgili ufak da olsa bizimle görüşlerinizi paylaşır mısınız kısa da olsa alfabe değişimi Gerekli yani Alfabe mi? değişimi son derece faydalı olmuştur. Şimdi dediğim gibi ben böyle bir makale yayınladım. Gösterdim. Eski alfabeyle okumaya ne kadar büyük bir engel çıkartılıyor. Ve bu nedenden ötürü de halk okumak istemiyor. Okuyamıyor zaten. Yani siz Osmanlı alfabesiyle bir lise mezunu değilseniz metinleri okuyamıyorsunuz. Halbuki Latin alfabesiyle Birinci sınıfı bitirdiniz her şeyi okuyorsunuz. Dolayısıyla bu alfabe değişimi müthiş faydalı olmuştur. Türkiye'de okur yazarlığı arttırmıştır. Şimdi deniyor ki efendim bizi köklerimizden kopardı. Hangi köklerimizden? Hangi büyük eserlerin vardı da okuyamıyoruz? Yani mesela İbrahim Hakkı'nın marifetnamesi vardı. Efendim büyük alim derler. Hiç alakası yok. İçinde saçma sapan şeyler var. Onu okusan ne olur, okumasan ne olur? Ha bir okuyamıyorsun. E Cihan yeni öğrenebileceğin bir şey yok. Sen tarihçiysen, Osmanlı'nın entelektüel gelişmesini inceleyeceksen, e zaten Osmanlı alfabesini öğreniyorsun. Okumayı da öğreniyorsun. Ama değilsen, büyük ölçüde gerek yok. Ben jeologum. Osmanlıca hiçbir yayına ihtiyaç duymadım. Hepsini okuyabildiğim halde. Dolayısıyla efendim biz köklerimizden koparttık yok. Mezar taşlarını okuyamıyoruz bilmem ne. <gülüyor> Bu gerçeği <laughs> yansıtmıyor. Çünkü kopacağın köklerin pek yoktu. Yani Osmanlı'nın en büyük kabahati halkı cahil tutmak olmuştur. Ona da bu alfabenin yardımcı olduğunu görüyorum. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Ben Umman'da falan veya Riyad'dayken Arapçayı gayet rahat okuyorum. Ama Osmanlıca'yı o kadar rahat okuyamıyorum. Kelimeyi bilmen lazım. Çünkü Türkçe'ye tam uymuyor. Evet. Peki bu konuda da Celal Bey'in fikrini aldık. Eleştirileriniz olursa hem YouTube'dan hem buradan lütfen aktarın, buraya yazın. Ee, karşı çıkacağınız nokta varsa belirtin. Şimdi tekrar Comfort'un kitabına geri dönersek kitabın giriş bölümünde Celal Bey'in yazdığı giriş bölümünde sayfa 9'da Roma rakamı ile 9'da Amazon'daki bir yorum aktarılmış bu kitapla ilgili olarak. Evet, keşke zamanında okuyaydım diyen <laughs> bir adam. <laughs> evet, bu kitabı okuduktan sonra keşke yaşamımın daha erken bir evresinde okumuş olsaydım diye düşündüğünü yazıyor demiş. Kült, bu cümle çok dikkatimi çekti. Celal Bey, acaba siz ne düşünüyorsunuz? Valla ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şöyle diyeyim size. Şimdi ben Confirm'da kitabını okuduğum zaman Büyük ölçüde Yunan felsefe tarihini biliyordum. Ama siz bunu bilmediğinizi düşünün. Bir İngiliz veya bir Amerikalısınız. Bu kitabı okuduğunuz zaman, bu kitap size bir dünya açıyor. Buradan bir yerlere gitmeniz mümkün. Onun için ne kadar erken okursanız o kadar faydalı bir kitap. Ve zaten onun için o kadar çok baskı yapmış yani bu çok çok başarılı olmuş bir kitap. Küçük cebinize sığıyor kafanıza da sığdırmak kolay. Çünkü kolay, güzel, akıcı bir dille yazılmış. O çok faydalı bir kitap. Zaten biz de onun için Türkçe'ye çevirelim dedik. Evet, bugün güncel bir konu. Ee, Twitter'da bir felsefeci dostum dedi ki, Cornford'un zamanı geçti dedi. Ne düşünüyorsunuz? Var mı böyle bir şey felsefe tarihinde? Vallahi yani, Zamanı geçtiyle neyi kastediyor? Onu anlayamadım ben. Fikirleri Acaba eski kaldı. Klasikler yani e, felsefeciler hakkındaki yorumunun mu zamanı geçti? Evet, fikirleri Veyahut eski kaldı. filolojik yöntemleri kullandığı yöntemlerin mi zamanı geçti? Neyi kastediyor? Şimdi bu dam üstünde saksan gibi geldi bana. Dolayısıyla böyle bir soruya cevap vermek soru biraz daha detaylandırılmadan pek mümkün değil. Yani ben şunu söyleyebilirim. Cornford'un zamanı hiç de geçmiş değil. Cornford'la her konuda aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz. Ama okursanız yararlanırsınız Cornford'dan. Ben çok yararlandım yani. Sizin bahsetmediğiniz onun ölümünden sonra yayınlanmış bir kitap var 1949'da. Yani listede yoktu. Mesela ondan da ben çok yararlandım. Yine de yüzde yüz aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Bir konu dikkatimi çekti. Az önce aklıma geldi. Konford'un tarihine yine bakarken Birinci Dünya Savaşı dönemi pandeminin geçen iki sene içinde tabii şu an biraz pandeminin etkisi azalmış gibi duruyor. Pandeminin zirve yaptığı dönemde çok tartışıldı Batı'da. Özellikle de İngiltere'de, Büyük Britanya'da çok tartışıldı. Akademisyenler, entelektüeller, aydınlar nasıl derseniz Bazıları bunları ayırıyor, haklı olarak. Bazıları ayırmıyor. E, bu tarz kriz... Okur yazar mi? takımı deyip geçelim. Okur yazar takımı böyle kriz anlarında, küresel kriz anlarında e, nasıl bir tavır takınmalı? Aksiyon almalı mı? Aktivist olmalı mı? Yoksa inzivaya çekilip pandemin veya krizin dinmesini mi beklemeli? Mesela siz bir entelektüel olarak korona örnekliğinde konuşursak nasıl geçirdiniz? Veya Son dediğin ne İnzibaya mı çekildiniz? Evimden dışarı çıkmadım. Tabii bunda eşimin e, uyguladığı sert yönteminde sınırlaması oldu diyeyim. Bir yere hiçbir yere bırakmadı beni. Bence de çok akıllıca yaptı. Ben de evimde oturdum, güzel güzel çalıştım. Şimdi böyle küresel kriz, salgın, dünya savaşı, bölgesel savaş çünkü burada görüyoruz. Comfort direkt savaşta mecburen savaşmış. E başka Şöyle o dönemin akademisyenleri de öyle. Mecburen savaşıyorlar evet, zaten. E bizim Kurtuluş Savaşı'nda ya. Değil Adnan mi? adı var ama. Değil mi? O şahane adam bir fiil işin, işin içine girmiş. Şöyle bir şey var. Yani o şeye e, ne derler? E, şartlara bağlı. Sizin kim olduğunuza bağlı. Neler yapabileceğinize bağlı. Nerede olduğunuza bağlı. Şöyle bir anekdot hatırlıyorum Celal Bey, sizin de ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Ee, Hayzenberg'in e, parça ve bütün kitabında yazıyor bu, biraz anı yarı anı formunda bir kitap. Hı hı. Bir gün Nazi iktidarı döneminde Max Planck'in odasına gidiyorlar. Tabii Max Planck daha tecrübeli bir e, üstat olarak duruyor ve diyorlar ki bu gençler Heisenberg ve arkadaşları bu durumda ne yapmamız lazım? üniversiteler bu alemde işte politika ülkenin durumu ortada. Nasıl bir sorumluluk almalıyız? İşte hepimiz istifamızı vermeli miyiz? Ülkemizi terk etmeli miyiz? Orada Max Planck diyor ki böyle bir durumda ne olacağının belli olmadığı kriz anlarında sizin istifa etmişsiniz, şunu yapmışsınız, bunu yapmışsınız. Bunun ne topluma bir faydası var ne de size faydası var. Aksine sizin bunun zararını görürsünüz. Dolayısıyla bu dönemin geçmesini bekleyip en azından bu kriz anında kendi eğitim kümelerinizi, küçük kümelerinizi oluşturarak varlığınızı sürdürün. İnsanları küçük çaplı olarak, küçük kapsamlı olarak eğitmeye devam edin. Özellikle de gençleri. Çünkü Almanya bu daha fazla sürmeyecek. Bir gün yıkılacak bu sistem ve Almanya yeniden inşa edilirken sizin yetiştirdiğiniz öğrenciler görev üstlenmeye başlayacak diyor. Nasıl yorumluyorsunuz? Bunu? Doğru diyor. Ki bunu söyleyen adam bir oğlunu Nazi terörüne kurban vermiş bir adamdır. Harbin bitimine birkaç ay kala. Max Planck'ın oğlu kurşuna dizilmiş. Vatan hainliğiyle. Fakat Max Planck'ın dediği doğru. Yani ucuz kahramanlık aptallıktır. Değil mi? Siz şuna bakacaksınız. Karşımızda bir problem var ben bu problemin çözümüne ne kadar katkıda bulunabilirim? Problemin çözümü nerededir? Ben hep Türkiye'deki sosyal olaylarda benim yapabileceğim katkıyı eğitim olarak gördüm. Öğrencileri eğitmek. Çok daha dar bir anlamda öğrenciye bağımsız düşünmeyi öğret. Çünkü ailesinden çoğu bu terbiyeyi alarak gelmiyor. Bunu birinci ve ikinci eğitim aşamalarında da geliştiremiyor. Üniversitede de geliştiremiyor. Ve bizim vazifemiz üniversitede dolayısıyla bunun geliştirilmesine katkıda bulunmak. Değil mi? Evet. evet teşekkür ederiz. Şimdi tekrar ee, tabii... Celal Bey'i bulmuşken hani sorularımızla e, kendisini tırnak içinde bunaltıyoruz biraz galiba. Hayır hayır benim ne demek rica ederim. Tamam. O zaman sizden e, izni aldığıma göre yeterince bunaltabiliriz. Arkadaşlar sorularınızı sorun. Bilhassa eleştirilerinizi söylemiştim. E, zaten şu an YouTube'dan bakıyorum. çok Size çok güzel sorular var. Hem kitapla ilgili hem kitaptan bağımsız olarak. Hatta bir tanesini araya sıkıştıralım. Bir arkadaşımız demiş ki ee, şöyle demiş: ee, Kitap güzel kitapla ilgili olduğu için kitap güzel ve faydalı. Fakat derslerden hazırlandığından mı bilmem. Sokratesle ilgili alakalı yorumların bazıları biraz yüzeysel gibi geldi. Şimdi kitaba gelelim. Sizce de biraz yüzeysel mi? Hayır. Hangi hangisi yüzeysel? Mesela? Evet hangisi yüzeysel? Yazmamış, örnek vermemiş arkadaşımız ama hangi bilgi yüzeysel? veyahut aramızda yüzeysel olduğunu düşünen var mı? Bizim okuma grubundan dostlarımız parmak kaldırıp sorabilirsiniz, kendiniz de sorabilirsiniz. Bir arkadaşımız parmak kaldırıyor, Ergun Bey parmak kaldırmış. Ergun Bey, buyurun konuyla ilgili mi? Ee, evet, konuyla ilgili de bir eleştiri değil. Aslında çeviride merak ettiğim ve tarih dil ekseninde Celal hocamın bilgisine başvurmaktan daha iyisini e, düşünemediğim bir durum. Aslında İlber hocanın kitabında da konu geçtiği için İlber hocaya da mail olarak göndermiştim ama geri dönüş alamadım. Ee, İlber önce... bakmıyor ki. Twitter'dan da yazdım oradan da geri dönüş olabilir. oraya da bakmaz. Hocam. Yani İlber'e evet. ulaşırsanız telefonla ulaşacaksınız. Yani ama siz de cevap bulacağımı düşündüğüm için ulaşmayabilir. <laughs> evet, evet. Olur. Ben, siz... ben, de, ben daha modern çalışan bir adamım. Çok sağ olun hocam. Öncelikle çeviri <laughs> için çok teşekkür ediyorum. Ben orijinal metnini okumuştum. E, siz söyleyince de merak edip baktım. 2007 yılı basımı benim elimdeki ve 36. baskı. 36. Gün... baskıya gelmiş. Evet. Helal olsun. Aynen. Ve 2007 <laughs> ondan sonra aradan 13 yılda kim bilir belki daha başka baskılar. Evet, 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 evet. Böyle. Çok güzel bir kitap hakikaten. Gerçekten ve hani sizle belki hiçbir anlamda katılamayız ama bir gecede bitirilecek bir kitap. Gerçekten seven birisi için. Evet. E, çok faydalı, zihin açıcı. E, benim sorum biraz... Çevirinin dışında hani siz e, belki anlatırsınız ama e, soru şu mesela Romalı, İzmirli, Atinalı kavramlarını hepsini kullanıyoruz, bunlarda hiç sorun yok. Evet. İliber hocanın kitabında belirttiği gibi ülke-millet ayrımına girdiğinde Türkiye, Türk, Almanya, Alman şeklinde gidiyor. Yani Türkiye'li ifadesini o da kitabında ağır bir şekilde eleştiriyor, katılıyorum hepsine. Fakat e, birçok yerde Yunanlı ifadesini görüyoruz. Yani Yunanistan, Yunan ayrımı. Neden Yunan diye dönüşüyor? Mesela sizin çevirinize baktığımda orada İonya'dan da bahsediyor İonya Tabii. ve Yunan diye geçiyor. Ama orada da Yunanlı şeklinde bir kullanım var. Biraz etimolojik kökenine baktım. Arapça ve Farsça'da da İonya'yı o şekilde alınmış olduğu için olabilir diye düşünüyorum. Öyle öyle öyle. Ya da yanlış. Yani İonya'yı Yunan olarak alınmış. almışlar ve öyle kullan. İonyalı demek istiyor aslında. Bizim Yunanlı dediğimiz yani en azından bu kitabın içeriğinde Yunanlı dediğimiz Yunanca konuşan halklar. E ee, Yunan ifadesi o zaman bu anlamda yanlış mı oluyor? Normalde Yunan kullansak daha... Yunan kültürü. Şimdi bakın siz birisine Türk diyorsunuz. Şimdi bana Türk değil, Değil mi? Ya ben bakıyorum sülaleme, Benim sülalem Arnavutlardan, Sırplardan, Yunanlardan oluşuyor. Ama ben kendime Türk diyorum. Çünkü konuştuğum dil Türkçe. İçinde yetiştiğim ortam Türkiye ortamı. Bu kültürün çocuğuyum ben. E de, şimdi e, bunun dışında bir şey söylemek abesle iştigal olur. Yani ben e, tutup da efendim benim Arnavut tarafım daha ağır basar. Falan, böyle saçma sapan şeylere gerek yok. Ben kendime Türk diyorum. Atatürk'ün tanımladığı. Türkiye Cumhuriyetini kuran herkes Türk'tür demiş geçmiş adam ki çok akılcı bir şey değil mi? Alman diyoruz. E bugün Avusturyalıya ne diyeceksiniz? Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içinde Çekler vardı, Macarlar vardı, Slovenler vardı, şey Bosna Hersek vardı. Bir de Deutsch Östdehiler var. Yani bunlar kendilerine Alman diyorlar. Yani Edward Zeus kendini takdim ederken ki Viyanalı bu adam. Değil mi? Ben Almanım diyor. Yani Hitler'in ya bu iki ülkenin birleştirilmesi lazım tezi. O açıdan baktığınızda doğru. Çünkü Avusturya macaristan İmparatorluğu dağılmış. Geriye ne kalmış? Bir Almanlar kalmış. Değil mi? Şimdi niye iki tane devlet olsun diyor. Tabi orada Hitler'in göremediği bir şey var. O da ciddi bir kültür farkı var. Bu iki grup arasında. Mesela Avusturya Almancasını alın. Onun içinde bir sürü Fransızca kelime temizlenmemiştir. Halbuki Almanya Almancası da temizlenmiştir. Yani Alman Einladen der. Avusturya'lı da Einladen der ama Invitieren'i de kullanır. Anlatabiliyor muyum? Bu böyle değişik kültür kümeleri var. Şimdi Fransızca konuşan herkes Fransız değil. Değil mi? Valonlar da Fransızca konuşuyorlar. Fransız da Fransızca konuşuyor. E İsviçre'nin Fransız, yani Swiss Roman da Fransızca konuşuyor. Yani ben ya ben Fransa'ya gittiğim mi adamlar soruyorlar siz Belçikalı mısınız diyorlar. Değil mi? Orada ayırabiliyor bazı şeyleri. Dolayısıyla yani e, bu devlete bağlı millet kavramı çok yeni bir kavram. Yani bu aşağı yukarı 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir kavram. Ondan önce mesela Almanya yamalı mohça. Bir sürü Alman devleti var. Rusya zorla bir kısmını ele geçiriyor. Avusturya'yı geçiremiyor. Orada başlıyor ayrılık. Evet. Evet tekrar e, yani bir arkadaşımız sormuş neden daldan dala atlıyorsunuz minvalinde bir soru. Aslında daldan dala atlamıyoruz. Bir konuyu farklı açılardan ele alarak biraz da o sıkıcılığı böyle bir ders semineriymiş gibi değil de biraz sohbet ortamında sümpozyon gibi. Gerçi burada bir şey içmiyoruz ama <laughs> sümpozyon tarzı bir sohbet olsun diye böyle biraz daldan dala atlıyor gibiyiz ama aslında atlamıyoruz. Şu an gayet de e, konunun içindeyiz. Hatta şöyle bir şey yine biraz o arkadaşımızı rahatsız edeceğiz ama birisi şöyle bir şey demiş. Beni geçelim. Şöyle demiş. Celal Hocamdan bir tavsiye istiyorum demiş Barış Çakır. Ben lise son sınıf öğrencisiyim. Bakın ne kadar genç bir arkadaşımız. Diyor ki felsefe bölümü okumak istiyorum. Sizden tavsiye almak istiyorum demiş. Ne diyorsunuz Celal Bey? Ahmet Aslan Hoca ile temas etsin. Ahmet Arslan Hoca ile temas edecekmişsin. Barış evet. evet. En iyi tavsiye ondan gelir. Evet. Şimdi Kornford'un kitabına geliyoruz. Kitabımız e, notları, dizini, girişi, ön sözü saymazsak temelde dört bölümden oluşuyor değerli dostlar. E, birinci bölüm Sokrates'ten önce İonya bilimi. İkinci bölüm Sokrates. Üçüncü bölüm Platon. Parantez içinde Eflatun yazılmış, yazılmalı mıydı? Onda şüphelerim var. Dört Aristoteles. Şüphe nereden geliyor? Yani gerek var mı Eflatuna? E çünkü bizim kültürümüzde Eflatun diye bilinir. Yani aşıldı galiba biraz o. artık Eflatun. Diye ya, mesela Abraham'a İbrahim diyoruz biz. Abi. Yarın yani bir zararı arıyor. Evet. Mesela. Ptolemaios. Evet. Leomios, diyoruz. Ama Ptolemaios'u Arapça yazma hakkı hakikaten batlamıyor, sokunuyor. <laughs> He harfi yok çünkü. Evet. Şimdi burada tabii biz geçen Galatasaray'da da Galatasaray Üniversitesi'nde evet. benzer bir konuyu ben anlatmıştım. Bu Sokrates'ten önceki İonya bilimi. Şimdi burada önemli bir nokta var değerli dostlar. Şimdi Sokrates bir milat. Öncesi, sonrası hatta kendi dönemi. Ancak son dönemde pre-sokratik çünkü pre tabiri de 1800-1700 yılların sonunda ortaya çıkmıştır. Eberhardun, Eberhardun Ebe icat ettiği bir şeydir. Evet, onun ortaya çıkardığı. pre Evet, onun kitabında var. Dolayısıyla hani öyle antik çağda da olan bir e, tabir değil Presokratik sokratik tabiri, Sokrates öncesi tabiri. Ancak ama altik... onun yerine başka bir şey var. Fizikoy var. Aristo'nun evet. kullandığı fizik oyu var. Çünkü Aristo diyor ki bunlar fizikçi. Bunlar tabiatla uğraşır. fizisle uğraşır. Fisisle uğraşır. E, uğraşır. Zaten Sokrates'le olan çatışma oradan çıkıyor. Sokrates fizikli, fizikli bırakın diyor. Bu lüzumsuz bir şey diyor. Hatta Xenofon'a diyor ki bunlarla uğraşmak günahtır diyor. Orada zaten biz Sokrates'le külahları değişiyoruz. Evet şimdi o konuya geleceğiz Sokrates'le ilgili meseleye. Sokrates öncesi dönemle ilgili özellikle de yedi bilgenin içinde bulunan Thales'e özel bir e, özel bir tabirle seslenilmesi mesela Fisikos denmesi doğayla ilgilenen doğa üzerine konuşan adam gibi evet. veyahut e, efendime söyleyeyim Yunanlar arasında doğaya yönelen doğayı araştıran Hatta bu yüzden kendisine Sofos denilen ilk kişi buydu. Diğerleri, diğer altı bilgi, hatta o bilgelerin bazen birisi çıkıyor, başka bir <laughs> var. Onlar da Fakat ise, hep var listede. Thales hep var, evet. Şimdi orada Thales'in bir belirleyici bir tarafı var. Yani diğerlerinden ayrılan. Çünkü diğerleri daha çok devlet adamı, komutan, yasa koyucu, tiran. Tiran da var içlerinde. Ama Thales özel bir adam. Şimdi ben ...biraz kitabın ortasından... ...girmek istiyorum. Tales... ...niçin önemli bizim için? Tales'in önemi... ...ilk defa... ...tanrılardan bağımsız insanoğlunun... ...bir bilgiyi edinebileceğini... ...ortaya koyduğu için önemli. Biliyorsunuz Tales Mısır'a gidiyor. Mısır'da... ...kadastrocuları görüyor. Kadastrocular bugün bizim Pisagor şey ne derler ilişkisi dediğimiz dik üçgen ilişkisini efendime söyleyeyim Talese atfettiğimiz benzer üçgenleri falan onları biliyor bu adamlar ve kullanıyorlar. Tales de bunlara soruyor. Bunları diyor nereden öğrendiniz? Onlar diyorlar ki ustamızdan öğrendik. Tales bunlarla konuşunca fark ediyor ki bu adamlar kullandıkları bu yöntemlerin kainatın her yerinde geçerli olmak zorunda olduğunun farkında değiller. Thales'le beraber ilk defa ispat kavramı matematiğe giriyor. Bir teorem ortaya konuyor. O teoremin ispatı mümkün. Thales çok heyecanlandı. İlk defa tanrılardan bağımsız bir şey öğrendi. Millete dönüp Anaximandros'la konuşurken Anaximandros'la şunu soruyorlar kendilerine. Acaba biz diğer sorunları da bu yöntemlerle çözebilir miyiz? Mesela depremler niye oluyor? Konuşma dedin ama depremden bahsedelim. Niye oluyor? Fırtınalar niye çıkıyor? Değil mi? Birdenbire farkına varıyorlar ki bu sorulara Matematik sorularına verdikleri gibi cevap vermek mümkün değil. Çünkü matematik aksiyomatik bir sistem. Bu yani doğa bilimlerine sorduğu sorular gözleme dayanan sorular. Fakat bütün gözlemlerimi yapmanız da mümkün değil. Dolayısıyla bu adamlar çok cesur bir şekilde hipotez üretmeye başlıyorlar. Ama bu ürettikleri hipotezi de ölümüne savunmuyorlar. Diyorlar ki karşısındakini. Aman buna eleştir. Ve onun için müthiş bir eleştiri furyası başlıyor. Yani bir iki nesil içerisinde bakıyorsun üç tane değişik kozmoloji çıkıyor ortaya. Şimdi bu nereden çıkıyor? Bu büyük ölçüde bunun bir ayağı da Pisistratos'a dayanıyor. Pisistratos, da yani. Pisistratos Atina tiranı. Aynı zamanda şey iş adamı. Yaptığı işte kitapçılık. Çünkü Pisistratus biliyor ki her çocuk evinde dedesinden, babasından Homeros'u dinlemiştir. Odysseus ve İlyada'yı. Diyor ki ya bunu herkes sevdiğine göre biz bunu kitap haline getirsek. Ve yayınlasak. Agora'da işte birisi zeytinyağı satarken, bir tanesi bilmem ne satarken Bunlar bir tezgah açıp kitap satmaya başladılar. Yine bunun etkisi şu. Yani sen çocuksun. Bir kere okur yazar oranı çok yüksek bu Yunan şehirlerinde. Sen çocuksun, gidiyorsun, alıyorsun bir tane bu kitaplardan. Akşam eve geliyorsun. Deden başlıyor gene anlatmaya Homeros'u. Sen takip ediyorsun. Birden diyorsun ki dede dur. Şu satırları atladım. Dikkat ederseniz burada dedenin otoritesine karşı çıkma var. Tenkit başlıyor. Şimdi Thales Anaximandros'la beraber çeşitli sorunları ele alırken sorunlar işte fırtınalar, depremler bilmem neler. Thales diyor ki ya diyor e, benim düşüncem şu. Dünyamız bir disk şeklinde suyun üstünde yüzüyor. Şimdi bu orijinal bir teori değil. Bu Sümerlerin Tarkullu e, denilen teorisi. Yok işte bu şeyde çevredeki okyanusta, Oroboros, kuyruğunu yiyen yılan ile tasvir edilen okyanusta büyük fırtınalar oldu mu burası sallanıyor deprem oluyor. Fakat... Yani bunu bilmiyoruz ama kesinlikle Tales herhalde Anaximandros'a diyor ki... Anaximandros bu benim fikrim ama buna inanmak zorunda değilsin. Bunu tenkit et. Anaximandros iki tenkit getiriyor. Bir tanesi diyor ki iyi güzel de dünya taştan oluşuyor. Ben taşı suya attım o batıyor. Ha Ege'de batmayan taşlar var. Pomza taşı. Hadi diyorlar diyelim ki kardeşim dünyanın altı tamamen Pomza'dan oluştu. Fakat Anaximandros diyor ki sen şimdi dünyanın altına suyu koydun güzel. Onu, onu da tutacak bir şey lazım. Hadi onu da bildim. O bildiğin şeyi de tutacak bir şey lazım. Tales diyor sen diyor sorunu çözmüyorsun. Sonsuza atıyorsun. Tales de diyor ki peki sen ne düşünüyorsun? Benim düşünceme göre diyor Anaximandros. Dünya boşlukta duruyor. Şimdi arkadaşlar bu laf benim kanaatime göre insanlığın tüm tarihi boyunca edilmiş en önemli laf. Çünkü düşünün ki bu iki adam Akdeniz'in küçük bir noktasında yaşıyorlar ki o zaman da Akdeniz'in tamamı bile bilinmiyor adam. Burada birisi diyor ki dünya boşlukta duruyor. Bunu diyebilmesi için sağ, sol, alt, üst kavramlarının bağı olduğunu düşünmüş olması lazım. Ve bu gidin Tevrat'ın Eyüp kitabına. 25. bölüm 7. beyte bakın. Ne diyor? Ve geceyi kuzeyin üstüne yaydı, dünyayı boşluğa astı. Peki Eyüp kitabı ne zaman yazılmış? Anaksimandros'tan Minimum 100 sene sonra. Bu Eyüp kitabını yazan Yahudi belli ki Anaksimandros'un teorisini duymuş. Şu kitap yayınlıyor Yunan'da. Ve biz de biliyoruz ki Anaksimandros'un bir kitabı var. Adı da geleneksel olarak Perifiseos deniyor. Adam bakıyor ki ulan dünya boşlukta duruyor. Diyor, Böyle bir şeyi ancak diyor Tanrı söyleyebilir. Bu tam doğu kafası. ve bu şekilde Tevrat'a giriyor. Ben hep diyorum Anaximandros Tevrat'ta site ediliyor. <laughs> bu da galiba ilk fark eden benim. Şimdi bu adamların büyüklüğü buradan kaynaklı. Bunlar her şeye akılcı bir çözüm getirmek istiyorlar. Androlar'a hiçbir işi bırakmadan. Değil mi? Ondan sonra bu tabii Anaximenes'le, Heraklitos'la falan muazzam gelişiyor. Ben Aralık ayının sonuna doğru Heraklitos hakkında makale yazacağım. Değil mi? Yani Heraklitos'un, Heraklitos'u en iyi anlayan adam kimdir? Yani inanamazsınız siz filolog ve klasikçiler olarak. Erwin Schrödinger'dir. Yani kuantum mekaniğini icat eden adamdır. Londra'ya gittiğinde savaşta Erwin Schrödinger'den bir konferans rica etmişler. Yalnız demişler kuantum mekaniğini anlatma çünkü kimse anlamıyor. Daha basit bir şey <laughs> düşünelim. O da The Nature and the Greeks diye küçücük bir kitap yayınlamış. Bakın e, Türkçe'ye tercüme edildi mi bilmiyorum. Çok da tavsiye ederim edilmesini. Küçücük bir kitap. Ama o kadar önemli ki. O epey benim gözümü açtı Heraklitos hakkında. Şimdi bu adamların ayrıcalığı buradan kaynaklanıyor. Bunlar nesnel olarak tabiata yaklaşmayı deniyorlar. Birbirlerine de öyle nesnel yaklaşmayı deniyorlar. Yani afaki fikirler yok bu İonyalılar arasında. Değil, mesela Parmenides, Heraklitos'un fikirlerine karşı çıkıyor. Ama rasyonel bir şey ortaya atıyor. Değil mi? Kutu, evren kavramını ortaya atıyor. Evet. Anaksagoras şeye gittiği zaman Atina'ya Nus'tan bahsediyor. Sokrates de zannediyor ki şey diyecek işte bu. Bir zeka var. Bu zeki bir, bir tanrı o yarattı buraları. Bakıyor ki hiçbir söylemiyor Anaksagoras. bu adamların büyük katkıları buradan kaynak. Yani bu presokratikler bilimi ve bilim temelli uygarlığı yaratan adamlar. Oldu mu Cengizciğim? Ee, evet. Sonra cevap mi? <laughs> Tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Thales'le ilgili olarak bir konu vardı başlangıçta. Neden İonya'da? Çünkü bu soru herkesin gündeminde. Evet benim de gündemimde. Hepimizin gündeminde. Ve o kadar ilginç bir şey ki başka hiçbir yerde olmamış bu. Evet. Ya kardeşim bu kadar kültür, devasa kültürler var. Çin, Mezopotamya, Indus, Orta Amerika. La bir tane zat ortaya çıkıp Thales'in yaptığını niye yapmıyor? Bununla ilgili Eduard Zeller'in bir tezi var, bir görüşü var. Diyor ki İonya ticari olarak çok aktif bir yer. Doğru. Dolayısıyla yabancı kültür alışverişi çok fazla var. Nitekim Thales'in mevcut fragmanlarında kendisinin de ki zaten sadece Thales'in değil, hatta Platon'un kendisi de daha sonra gezgin insanlar. Hatta bu vesileyle Mısır'a gidiyor. Hatta bir fragman da az önce gözüme çarptı şurada Mette bakarken. E, Thales yaşlılığında geri döndü Mısır'dan. Ve kimse onu eğitmedi. Sadece Mısırlı rahiplerden e, bilgi aldı diye bir fragman gördüm. Az önce o doğru çarptı. değil. O doğru değil. Çünkü bu Yunanlar biliyorsun kendi medeniyetlerini Mısır'a veya Babil'e dayamak konusunda pek hevesliler. Tabii keldanilere. Ama, ama o doğru değil. Yani Peki bu papazların de, e, Mısırlı papazların Talese bu Tales'in geliştirdiği konular hakkında öğretebilecekleri hiçbir şey yok. Yani doğu kökeni bu bilginin doğu kökeninin zayıf olduğunu mu söylüyorsun? Zayıf olduğunu söylemiyorum. Yok diyor. Yok diyor. Hiç yok. Yok, hayır. <laughs> Doğu'da hiç böyle bir şey yok. Yani bir işte Orientalizing bilmem ne biçim kitaplar falan yayınlandı ama yani şeye bak Bertrand Russell çok güzel söylüyor The History of Western Philosophy'de. Yani diyor Yunanlardan önce yapılan diyor anlatılıp duruyor ama çok azdır diyor. Doğru diyor ve bu az olan şey tamamen pratiğe dönüyor. Yani zigguratı yapıyor. Niye yapıyor? Astroloji yapmak için astroloji iki nedenden ötürü yapıyor. Bir takvim yapmak için ki tarım için gerekli. İkincisi fal açmak için. Yalnız, halbuki e, halbuki e, bu bilgiler Yunanlıların eline geçince Anaximandros'la ilk defa rasyonel bir güneş sistemi teorisi ortaya çıkıyor. Böyle şeyler yok mu abi? Pratik bilgiyle ilgili olarak deniz astrolojisi çünkü orada astroloji Yunanca astrologya terimi geçtiği için astroloji diyorum. Ama tabi e, günümüzdeki Evet günümüzdeki astroloji değil Yani burç sadece. Tabii, burç tabii, tabii. Hayır Yunanlı kullanıyor. Çünkü tabii, kullanıyor. oradan oraya gitmek zorunda. Ve Thales'e atfedilen eserlerden birisi de o zaten. Yani Nautike astrologya yani deniz astrolojisi yani pratik amaçlı da kullanılmış Thales'in bilgisi. Ya Bir şeye bak o antikifera mekanizmasına bak yani Thales'ten 300 sene sonra 400 sene sonra ama herif bilgisayar yapmış ya evet değerli dostlar takip ediyorsunuz değil mi böyle sınıfta e, uyuyan öğrenciler olur bazen öyle değilsiniz herhalde evet Oğuzcuğum burada mısın e, buradayım hocam. Ah, Oğuz seni göremiyorum. <laughs> um, Oğuz seni göremiyorum. Bir dakika, başlama lütfen. Geldi geldi ee, geldi mi? Oğuz neredesin? <laughs> ha, buradasın. Dur 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 seni <laughs> ekle diyelim çünkü görünmeni istiyorum. Evet. Buyur. Evet hocam bir sürü sorun var aslında ama. <gülüyor> <gülüyor> Bu şeyden evet. başlayalım. Bu Tales falan. Tales. ile <laughs> e, ilgili bir e, paragraf fark etmiştim. O beni çok etkilemişti tam da üzerinde konuştuğumuz konu şu anda. Ee, hep böyle bir tartışma konusu vardır. Ya işte bu matematiği zaten Yunanlılar bulmadı, ee, şeyde de vardı, ee, Babil'de falan da vardı, işte Mısır'da da vardı vesaire falan. Ee, kitapta bir paragrafta yerini tekrar bulamadım, ee, kusura bakmayın. Ee, söylediği şey şuydu, e, pratik nedenlerle işte tarla, mesela tarla ölçecek kişi e, ve üçgen denilen şey o tarlanın bir parçası. Yani tar tarladan kopmuş ayrı abstrak böyle soyut bir e, konu değil. Thales diyor, e, o tarladan o e, üçgeni, o geometrik şekli çıkarttı e, ve bunu e, soyut e, bilginin bilgi için arandığı, e, merakın, e, merak için e, sadece beslendiği e, ayrı bir yere çıkarttı. E, dolayısıyla e, bilgi, nesnelerden ayrıldığı şeklinde bir açıklaması vardı hocam. Bu çok ilgimi çekmişti benim. Ve bunu yine kitabın başındaki şeyle de bağdaştırıyor anladığım kadarıyla. Hani bir bebek doğduğu zaman başlangıçta her şey onun bir parçasıdır. Ama bir süre sonra nesnelerin kendisinin dışında yer aldığını fark eder ve onlardan psikolojik olarak ayrılabilmeye başlar. Bununla da böyle tarihi paralel bir şekilde e, yürüyen nasıl söyleyeyim birbirlerine analoji olarak kullanıyor. Bu çok etkilemişti beni açıkçası. Doğru doğru. Cornford bundan bahseder. Cornford diyor ki Yunanlarla ilk defa bilgi, bilgi aşkına yapılıyor diyor. Hatta orada diyor ki Francis Bacon'ın ilerleme dediği işte biz tabiatı kontrolümüz altına alacağız nedeniyle yapılmıyor Yunanistan yani eski Yunan'daki bilim. Bu presokratikler bilgiyi bilgi olduğu için seviyorlar. Ve Thales'in getirdiği önemli bir yenilik biraz önce bahsettiydim ya ispat kavramını getiriyor geometriyi. Ama onu doğa bilimlerine uygulayamıyorsun. Onun için doğa bilimlerinde hipotetik ve dedüksiyona dayanan modeller geliştiriliyor ve bunlar gözlemle maksedilebiliyor. Evet Oğuzcuğum. Bir başka bir şey daha söyleyecektin. Ha şeyi yapamadın değil mi? Pardon. Hocam biraz kafam karıştı orada. Ya mi? biraz hayır <laughs> ben bu akşam biraz diktatörlük yapıyorum. Ses aç kapama kendimi böyle Sicilya tiranı gibi hissediyorum. Ka aç kapak sen konuş sen konuşma. Kusura bakmayın. Biraz düzeni sağlamamız için buna ihtiyacımız var. Buyur bir bir diğer şeyi de şunu fark etmiştim bu da çok hoşuma gitti yani hani günümüzden düşündüğümüzde bazı bize oldukça doğal gelen çünkü hani ilkokulda öğrendiğimiz bir takım şeyler var falan ama tarih öncesi insanların böyle keşfed keşfettiği ve daha öncesinde bizim anlayamayacağımız şekilde çalışan bir mantık tarzları var şunu söylüyor mesela bir yerde artık dünyaya dair değişmeyen bir takım kuralların olduğunu ve e, bunların anlaşılarak dünyanın daha fazla anlaşılabileceğini fark etti insanlar. Bu beni çok etkiledi hocam mesela. Yani evet, O biliyorsun mitolojiden Hı. geliyor. Yani Yunan diniyle Sami dinleri birbirinden ayıran çok önemli bir şey var. Yunan dininde bir sürü tanrı var. Ama bu tanrıların hepsi Zike'ye bağlı. Zike kuralları koyuyor. Adalet tanrıçasının kızı. Ve tanrılar o kurallara bağlı. Şimdi Yunanlı şunu diyor. Ya biz diyor tanrılarla uğraşacağımız o kuralları öğrenelim ki bu tanrılarla daha kolay uğraşabilelim. Dolayısıyla doğa kanunları kavramı doğuyor ilk defa. Evet. Çok çok önemli o. Bir de burada bir şey daha <laughs> eklemek istiyorum hocam. Bu hani bahsettiğim bizim şu an anlayamayacağımız ama eskiden var olan dertler ile ilgili bir şey daha fark ettim. Hani kitabın sonrasında artık giderek açıklaya açıklaya devam ettiği bir konu bu. Hani bizim için yok ilk başlatıcı vesaire falan filan hani bunları hala anlıyoruz ama anladığım kadarıyla tohumun Nasıl olup da bir büyüyüp işte bitki haline geldiğini veya insanın doğduğu zaman niye büyüyor ki bu? Hani şu an biliyoruz ki DNA var. Ee, bu yüzden işte e, hani içerisinde yazan bir takım şeyler var. Ona göre e, büyüyor, büyüyor, büyüyor işte belli bir hale geliyor falan. Ama o zamanın insanı için bu e, anlaşılamaz, açıklanamaz bir şey. Ve... Anladığım kadarıyla örneklerin e, temelinde hep böyle bitkinin e, potansiyeline varması yahut bitkinin formuna varması gibi açıklamaların var olmasının nedeni e, bugün anlayamadığımız ama o dönemde var olan bir dert e, ve kitap boyunca da e, aslında olan gelişmeler hep e, bunun açıklanmasına yönelik bir takım şeylerin e, çerçevelerin frameworklerin ortaya çıkmasını sağlama üzerine Evet evet onun için mesela tarım icat edilir edilmez tanrı tanrıça oluyor. Çünkü doğuruyor toprak. Toprağa tapmaya başlıyor adam. Değil mi? Benim mesleğim jeolojinin başındaki jeo aslında g. Yer tanrıçası. Yani bunu mitolojik olarak izah etmeye çalışıyorlar ama Biliyorsun bu ta <laughs> bir forna kadar pek anlaşılamıyor nasıl oldu bu işler. Evet. Tasvirde kalıyorlar onun için genellikle. Bakalım kimler parmak kaldırıyor? Evet teşekkür ederim sevgili Oğuz. Ben teşekkür ederim. Hocam. Ya, tabii Benim tekrar, e, tekrar seni duymak isteriz. Diğer dostlarımızı dinlemek isteriz. Peki Nehir Hanım'ı dinleyelim. Ne hanım? Merhaba Celal Bey. Merhabalar efendim. E, ya ben şeyi e, gerçekten bilmek istediğim için e, soruyorum. E, şimdi bu Mısır meselesi. E, şimdi baktığımız zaman o kadar çok e, Mısır'a gitmişler ki, işte Talesi evet. de gitmiş, Platonu da gitmiş, Pitagorası da gitmiş. Evet, evet, evet. Ve bunlar kısa sürede kalmıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Eee Pisagor 27 sene kadar kalıyor. Ondan sonra dönüp okulunu falan da açıyor. Yani ve hepsi içinde işte oradaki Raet'lerden eğitim aldılar diye okuyoruz. Yani bu kadar uzun e, kalıp da neyin e, eğitimini alıyorlar? Şimdi az ya önce o dediniz eğitim ya, hani, o kadar doğru değil ne yani? Yok şu şu şunun için diyorum e, Celal Bey Hani doğuda Tales'in öğrenci bir şey yoktu dediniz ya. Şimdi Bilim anlamında e, almayıp da bu sizin Sokrates'i e, hani dine yaklaştırıp bilimden uzaklaştırdı düşünceniz. Din kısmını mı acaba Mısır'dan Platon'u, e, Pitagorası alıyor? Yoksa bilim anlamında da bir şey alıyorlar mı? Yani neden bu kadar din, kalıyorlardı? Din, din, dinin alınması çok daha sonra. Fakat bir kere bu Mısır'da uzun kalma hikayesi biliyorsunuz Miletos'un. E, Nil deltasında bir küçük şehri var, ticaret şehri. Yani Mısırla muazzam miktarda ticaret yapılıyor. Yani orada kalmaları bunlar e, eğitim almaya gitmiyorlar, ticaret yapmaya gidiyorlar hepsi. Mesela Pitagor'un hayatı hakkında bir şey bilmiyoruz ki. 27 sene kaldığı nereden çıkıyor bir şey bilmiyoruz. Ya bu tip laflar, mesela Solon, Solon gidiyor işte Güya, Atlantis'in hikayesini öğreniyor. E biz bugün biliyoruz, böyle bir şey yok. Dolayısıyla oldu ki Palavra. Var. Fakat bu Yunanlılar tabi Mısır'ın kültürü çok etkileyici. O piramitler falan muazzam bir şey. Onun, onun etkisiyle ya bu büyük bir kültür diye gidiyorlar. Onlardan bir şeyler duyuyorlar işte Tales falan gibi. Fakat buradaki adamlar yani Mısır'daki adamlar orijinal değil. Ha, bilmem kaçıncı sülaleden biri gelen ayrı teranileri söylüyorlar birbirlerine. Yunanlılar oradan duyduklarını işliyorlar. Ve hızla yeni düşünceler üretiyorlar. İşte bunu biz doğuda görmüyoruz. Ne Mısır'da ne Babil'de. Bilmem tatmin olabildiğiniz mi cevabında. Evet. Ben tabi e, Celal Bey'in, e, Celal Bey'e bu konuda katılmıyorum. E, yani Thales'in ve diğer presokratiklerin hatta Platon'un kendisinin doğu seyahatlerini biraz Nehir Hanım'ın sorusunda da o tonlamayı hissettim. O görüşü hissettim biraz. Yani bilgi yoksa bu kadar uzun süre ne yapıyorlar orada? Ama Celal Bey diyor ki bu palavra. Yani bu kadar Hayır uzun... ticaret yapıyor adamlar ya. ya. Ticaret amaçlı sadece bilgi Tabii amaçlı değil. Ya orada şehir kurmuşlar. Evet. Yalnız burada e, özellikle de Pitagoras'la ilgili olarak birçok elimizdeki antik kaynak e, Pitagoras'ın aslında birçok yabancı unsurdan faydalandığını söylüyor Mısırlar dahil. Yalnız burada şunu tekrar hatırlatmak lazım değerli dostlar. Bu kaynaklar yani işte Thales böyle dedi. Thales şuraya gitti. Thales burada şu olimpiyatta döneminde doğdu. Şu olimpiyat döneminde serpildi falan. Bütün bilgilerimiz. Bunların hepsi aslında sonraki yüzyıllarda yazılmış olan eserlerde geçen bilgiler. Dolayısıyla biz presokratikleri sonraki yazarların aktardığı kadarıyla biliyoruz. Diogenes Laertius'un veya başka doksografların yazdığı işte Thales şu kadar eser yazdı. Pythagoras şu şu eserleri yazdı. Şu eserler ona aittir. O eserler... Bilhassa, bilhassa Aristo. Bilhassa Aristo'nun... Tabii. Aristoteles'ten öğreniyoruz. Platon'dan öğreniyoruz. Hatta işin daha da ironisi sevgili Celal Bey. Daha da hani bana hep ironik gelen bir şey. E, özellikle de Hristiyan yazarların e, erken orta çağ dediğimiz dönem veya geç antik çağ döneminde... ...presokratikleri eleştirmek hatta tarihten silmek için yazdıkları metinler bugün günümüze... Onları öğrendiğimiz aracı metinler olarak. Tabi tabi tabi. Hippolytos. Değil mi? Evet. Değil mi? Lactantius gibi veya Augustinus gibi. Aslında eleştiri metinleri bunlar. Yani tabii, tabii. bu fikirlerin saçmalığını büyük ölçüde veya tutarsızlığını veyahut en azından İsevi düşünceye uygun olmadığını anlatmak için verilen örnekler. Yalnız e, bu noktanın yani presokratiklerin doğu e, tarafının biraz daha karışık olduğu kanaatindeyim. Yani nereden şöyle, geliyor bu kanaat? Şöyle özellikle de Pitagoras'la ilgili fragmanlarda onun yaşamı ile ilgili ama tekrar şunu şerh düşüyorum. Yani parantez içinde bir kere daha söylüyorum. Bizim burada konuştuğumuz her şey sonraki yazarların kaynakları. Doğrudan Pitagoras'ın yazdığı eserde ben şuraya gittim, buraya gittim demiyor elbette. O eser yok. Eserler günümüze ulaşmamış. Sonraki yüzyıllarda yaşı, yazılan eserlerde Pitagoras'ın özellikle çok fazla kültürden e, bilgi aldığı hatta buna Yahudiler de dahil bazı kaynaklarda Yahudilerden de e, bilgi aldığı Yahudilerin arasında Yahudi rahiplerin din adamlarının e, yanında onların bilgilerine eriştiği konusunda fragmanlar var. Hem de bayağı bir fragman var. Meraklısı bu early Greek filosofi serisine bakabilir. Ama şu var. E, bu çok önemli bir mesele, kaynak meselesi. Tabii ki bu kaynakların kendisi de aslında çok kendi içinde tutarlı değil. Yani onlar da kendi içinde çelişiyor. Hatta aynı yazarın bir yerde söylediği bir şey başka bir yerinde söylenmesi, başka bir yerinde söylediği şeyle çelişebiliyor. Dolayısıyla Pitagoras, e, Keldanilerin, Kaldelilerin e, divinatiyosunu, kehanet bilimini onlardan öğrendi dediğinde yani bu ne kadar güvenilir bunu bilemeyiz bu hep sonraki yüzyıllarda yazılan unsurlar ama mevcut metinlerde bu bilgiler var yani yalnız bir şey söylemem lazım tabii buyurun kullanacağımız kaynaklarda mühim olan kaynağın bu adamların kitaplarını görüp görmediği sorusu mesela Aristo Anaximandros'un kitabını görmüş ondan atıf yapıyor Dolayısıyla orada sağlam bir bağlantı var Thalesin hiçbir kitabı hakkında bilgi yok, öyle bir şey yazdığı da belli değil Ama onun hakkında Aristo'nun duyduğu söylenceler var Yunan dünyasında. <laughs> Bu söylenceleri Aristoba'ya kritik elden geçiriyor. Fakat bu doğuyla olan ilişkilerde ben ne Pythagoras'ta, ne Parmenides'te, ne Zeno'da, ne Anaksimandros'ta, Heraklitos'ta, Thales'te doğudan alınmış kavramlar görmedim. Bilgiler var. En basiti de bu astronomik gözlemler. Muazzam miktarda Yunanlılara geçmiş bu astronomik gözlem Mesela geometri büyük ölçüde Mısır'dan gelme. Ama Mısırlı bunu geometri olarak bilmiyor. Kadastro'nun aleti olarak biliyor. Yani bilgiyle anlamayı karıştırmamak lazım. Doğuda epey bir bilgi var. Fakat bu bilgiyi rasyonel bir şekilde izah edebilecek bir çatı yok. Yunanlı ilk defa onu veriyor. Evet burası bu, bu son nokta özellikle önemli. Yani şimdi burada mesela İsokrates Busiris 28'de bu Pitagoras fragmanlarından birinde Pitagoras Mısır'a gitti ve Mısırlıların hatta öğrencisi oldu. Bakın burada ne diyor? E, Matetes Ekeinon Genomenos diyor. Yani Matetes oldu diyor. Bir şeylerin Mısırlıların Matetes'i öğrencisi oldu diyor. Sonra da daha da önemlisi devamında ee, Yunanların arasına Yunanlara genel anlamda felsefeyi orada Helenas demiş Aistus Helenas tamam. Helenlerin arasına Felsefeyi ilk getiren Filosofyayı ilk getiren Pitagoras'tı diyor. E o doğru mesela, diyor. Şimdi e, bu veri Sokrates'in bize aktardığı bu veri özellikle Celal Bey'in az önce söylediği. Peki yani burada bir sağlama yaparsak mesela Mısır'a gitti diyor ya Mısır'a git T'ye ilişkin Mısır'da belge var mı? Daha doğrusu Mısır'da o bilginin kaynağı var mı? Bunu e, ya en azından olmadığını biliyoruz. Yani. Hayır, bir dakika. Mısır'da şu var. Şimdi unutma. Pitagorculara göre ruh bir bedenden bir evet. bedene gidiyor. Ruh göçü. Evet. Şimdi Mısır'da da Zaten ruhun ölümsüzlüğü mevzumayız. Tamam. Bu tip şeyleri oradan aldı mı? Ama böyle şey. Yunanlıların ataları olan Hint Avrupalı göç, göçebelerde de var. Dolayısıyla ya bunu buradan aldı demek pek mümkün değil. Peki şöyle bir soru gelse size nasıl cevap verirsiniz? E, o zaman e, Pitagorasların çağından, Taleslerin çağından önce neden Yunanlarda böyle bir felsefi gelişim yoktu. E çünkü ondan önce bu karanlık çağ denen bir dönem var. Orada biliyorsunuz bu deniz insanlarının yarattığı muazzam bir kargaşa var. Ondan önce bir Miken uygarlığı var o ki o muazzam bir şey. Yani orada ne olup ne bittiğini tam bilemiyoruz. Çünkü lineer A'yı daha sökemedik. Lineer B'de de bildiğimiz Yunan anlatılarının İlk izlerini görmeye başlıyoruz. Değil mi? İşte tam burada Celal Bey benim de kaçamayacağım bir soru sormuş bir dostumuz. Bu Hı. arada el kaldıranları görüyorum. Şimdi e, size döneceğim. Ama işte tam bu konuda tam burada birisi Atlantis'i sormuş. Ne diyorsunuz? Mevcut... Yok öyle bir şey. Yani Atlantis Platon'un uydurduğu bir Ütopya'dır. Değil mi? öyle bir şey olamaz. Mümkün değil yani. He. Diyor ki Herak Herakles'in sütunların ötesinde, biz ötesinde ne var biliyoruz. Değil mi? manyetik anomalilerden ötürü direkt okyanus kabuğu geliyor. Onun yaşı da kesin belli. Öyle bir şey yok. Peki Celal Bey bir şey çok merak ediyorum. Bunu kendim de hani çok uzun zamandır düşündüğüm bir şey. Atlantis neden sizce? Siz çünkü çok önemli bir jeologsunuz. Neden bu kadar aranıyor? dünyada. Valla cehaletin acaba? çeşitli şekilleri var. Bunu arayan adamların hepsi konunun cahili. Hadi 19. yüzyılda anlarım. İşte kıtaların çökmesinden falan bahsediliyordu. Ama levha tektoniği çık, ortaya çıktıktan sonra yani 1960'lardan sonra bunu konuşmak abes. Ya bana bir sürü soru geliyor. Efendim Mu kıtası. Ya, Türkan'ın böyle bir şey olamaz. Ya, Pasifik Okyanusu'nu adım adım biliyoruz. Yani cevabı aldık şimdi birisi sormuştu bunu. Peki yine bu minvalde bir soru bekliyoruz. Ali Bey sesi açmayı istiyorum. Ona basıyorum. Evet. Ali Bey. Buyurun. Tamam, merhaba, iyi akşamlar. Ya bu minvalde bir soru olmayacak ama tamam. isterseniz başka birine geçelim. Sonra dönelim. Yok tamam buyurun. Hazır sizdeyken Hı -hı. söz. Ben şeyi, e, Celal Bey hoş geldiniz bu arada. Hoş Yayının oldu. başında söylediğiniz e, bir söz üzerine gideceğim. E, Sokrates'le o noktada bozuştuk dediniz. Evet. Bunun üzerine giden, hani bunu da açmanızı talep eden bir soru soracağım. Şimdi Ali Sokrates, Bey, Ali Bey. Bir dakika. Efendim? Sokrates mevzusunu biraz öteleyelim. Bakalım. Ben o, o yüzden söyledim zaten. Ona bir şey açacağız, büyük bir pencere açacağız. Hani Sokrates'i gömmeyelim. <laughs> bir dakika. Şimdi Sokratesçiler gelmeye başladı yavaş yavaş. Görüyorum yorumlarda. Aman Sokrates'e şimdi girmeyeyim. Şu Sokrates e öncesini bir anlamaya çalışalım. Ne diyorsunuz? Ali Bey? Şey diğer soru soracaklar sorsun. Ben sonra bir tamam. şey yaparım. Tamam. O zaman çünkü Sokrates'e özel kafamızda bir hani kompozisyon oluşturduk ya. Sokrates'e bilhassa yer ayırdım çünkü. Zaten kitabın da e, bir bölümü Sokrates, ikinci bölüm Sokrates. Şimdi o zaman Bertan Bey'e söz hakkı verelim, dinleyelim Bertan Bey'i. Bertan Bey. Merhabalar, teşekkürler. Bir dakika, ee, önce sizi sabitleyelim. Bertan Bey. Teşekkürler. Ee, önceki, önceki yayında kitapla ilgili yaptığınız yorumu söyleyeyim mi, paylaşayım mı burada? Ya hangi yorumdan bahsediyorsunuz? <laughs> <laughs> Celal Bey'in <laughs> çok güzel çevirdiği ile ilgili bir kere. Evet, konuyu evet. çok iyi anladığı ile ilgili. Evet. Yani ben e, bazı konulara geleceğim de Sokrates'le ilgili. Önce tamam, Sokrates'e gelmeyelim. Sokrates'e gelmeden başka Socrates bir Sokrates öncesi. E, aslında Celal Bey'in de söylediği gibi doğuda aslında hiçbir şey yoktu demesini bence ben şeye bağlıyorum. E, doğuda özgürlük yoktu aslında o zaman. Ah bravo. Şimdi doğru. E, doğru. Olmaması bir yerde burada sanatı, felsefeyi ve bilimin gelişmesini engelliyor. Bu aynı zamanda e, görüyoruz ki Yunan sanatında mesela heykellere baktığımız zaman sanat alanında e, bir Mısır'daki heykelle bir Yunan heykeli ya da bir Roma heykeli karşılaştığımızda Mısır heykeli çok simetriktir. Orada bir özgürlük yoktur. Evet. Roma heykeli, Yunan heykeli daha özgür olan, daha güzel, göze güzel gelen bir şeydir. Ve daha gerçekçidir. Daha gerçekçidir ama sanki böyle Mısır'da heykeller bir standarda kapılıp kalmış gibi aynı yani parmak izleri bile bir sağ elde sol elde birbirinin tamamlama simetriği hiçbir özgürlüğü olmayan bir eserle karşılaşıyoruz. İşte e, Sphinxleri örnek alalım. Mesela Sphinxler de birer sanat eseri değildir aslında. Sadece caddelerin oluşturulması için kullanılır. Yani bir sanat eseri olmasından e, görmüyoruz. Ben bu anlamda Bey'e katılıyorum. O yüzden e, felsefenin ve gelişmesi e, Yunanlarda ve ilk başta İonya'da görüyoruz. Yani ben aslında birazcık da bu tartışmayı İonya felsefecilerinden Sofistlere getirmek istiyordum çünkü bir sonraki dönemde Sofistler ve aslında bir geçiş dönemi. Sofistler. Onu onu yapacağız. Yani onu geçiş olarak kullanacağız Sofistleri. Peki. Yani ben e, bu Mısır'ın ve doğudaki uygarlıkların neden aslında bir şey geliştirmediğini. ...ve aslında sadece bir tek adam altında ve bir tek imparator altında kaldıkları için... ...bireysel özgürlükten mahrum kalmaları bunların felsefede ilerlemesini engellemiştir. Dur, Bunu dur. Ekrem Akurgal biliyorsunuz aynı şeyi söylüyor. O Heyentun Occident kitabında. Ki o kitap iki defa İngilizceye çevrildi, bir defa Fransızca'ya çevrildi, bir defa İtalyanca'ya çevrildi. Fakat ne hikmetse yazarın ana diline çevrilemedi. <laughs> Peki... Şimdi teşekkür ederiz Bertan Bey. Ee, Hatice Nur Beyaz Erkızan hocamız YouTube'dan şöyle bir soru sormuş. Daha doğrusu yorum yorumunu paylaşmış. Ee, Batı Anadolu kıyılarında yeşeren bilimin temelinde felsefe vardı. Felsefesiz bilim şu ya da bu biçimde kendini göstermiş olabilir ama aşılamayan şey tam da budur. O nedenle dört temel kavram Sokrates öncesi felsefeyi açıklar. Arhe, Logos, Kozmos ve Füsis. Ne diyorsunuz? Arhe köken demek. Evet. Kosmos kainat demek. Düzen demek daha doğrusu. Evet. Logos pek çok şey demek. Evet. Yani değil mi söylem olabilir, tartışma olabilir, bir sürü şey olabilir. Değil mi? Dördüncü neydi? Fisis. Ha, fisis. Fisis de tabiat demek. Sokrates öncesi felsefeyi bu dört kavramla açıklayabilir misiniz? Yani yani ya bu, Sokrates mi? öncesi felsefe, ben Sokrates öncesi düşünce dünyası diyorum. Çünkü Sokrates öncesi felsefe dediğiniz zaman bugün bizim anladığımız felsefe değil o. İçinde çok büyük ölçüde doğa bilimleri var. Yani bir Heraklitos'a gittiğinizde bir felsefe var. Ama bir Anaksimandros'ta, bir Thales'te, hatta bir Anaksimenes'te bu yok. Onlar direkt fizikçi. Ve tabii presokratikler de birbirine benzemiyor. Yani Demokritos, Pitagoras'a hiç benzemiyor. Pitagoras yani zaten e, Magna Grecia ile Ionia birbirinden çok farklı. Ta Humboldt biliyorsunuz bahseder bundan. Yani Magna Graecia biraz daha spekülatif şeylere meraklı. Ionia biraz daha gözleme meraklı. Evet. Bu konuyla ilgili e, sorunuz var mı arkadaşlar? Bu Sokratiklerle ilgili. Bu konuyla ilgili görüşünüz varsa hemen söz hakkı verelim. Çünkü yavaş yavaş Sofistlere ve onun üzerinden Sokrates'e geleceğiz. Konur Alp Bey, bu konuyla ilgili mi görüşünüz? Buyurun. Ee, hocam aslında ben e, şey yapacağım. Yani sorudan çok e, ekleme ve kendi fikrimi... Tabii, buyurun. E, ya hocam şöyle düşünebiliriz diye e, bir düşüncem var. Doğu'nun Yunan ve Batı üstündeki etkisini. E, Azra Hoca'nın anlattıklarından bildiğim kadarıyla, yani okuduğum kadarıyla... Dionysos aslında Doğu'ya ait bir tanrı. Bakus. Hımm ve doğunun etkisiyle gelen Yunanı etkileyen bir tanrı ve e, Evripides, Sofokles ve Eskilos gibi e, büyük adamları ve onların inşa ettiği tragedya ve Roma e, şey Yunan kültürü e, göz önünde bulundurulduğunda aslında Yunan'ın e, büyük bir parçası diyeyim hatta e, küçük bir parça da diyebiliriz tercihen. E, dünyayı algılama şekli aslında doğudan geliyor. Ya yani hiç yoktan doğunun bir katkısı var. Bunu da göz önünde bulundurduğumuzda ee, Dionisos nerenin tanrısı? Dionysos hocam kaynak olarak e, bilmiyorum. Azra Hoca e, onun Anadolu'nun tanrısıdır Dionysos. Evet. Kibele olduğu yönelik şeyleri yani var. değil mi? Dolayısıyla onu doğu adetmemen lazım. O da Yunan dünyasının tanrısı. Ve şimdi senin söylediğin Nietzsche'nin tezi. Ya ben bu, ya Azra Hoca'nın anlatımından İşte bu da göy aus dem Geiste der Musik. Değil mi? Nietzsche'nin meşhur kitabı. O yüzden evet. de zaten bu Wilhelm von Dorfla falan kavga etmişler. Burada Dionysius ben için. bunun hakkında bir makale yazdım. Dionysios niye önemlidir? Şimdi biliyorsunuz Nietzsche Sokrates'e müthiş kızıyor. Diyor ki bu Sokrates diyor her şeyi kendi aklının cenderesini almaya çalıştı. Diyor. Halbuki Dionysius hürriyeti temsil ediyor çılgınlık bilmem ne falan hepsi Dionysos'ta var. Onun için diyor Dionysos bize diyor daha iyi kılavuz olabilecek bir adam. Ki doğru ama Dionysos o da Anadolu'nun tanrısı. Yani Yunanlıların sıkı ilişki içinde bulunduğu Hitit kalıntısı devletlerin, halkların tanrısı. Yani benim bahsetmek istediğim şey aslında hocam. Yani Pers, e, Büyük Yunan Pers Harbini de göz önünde bulundurduğumuzda illaki bir etkileşim var ya yani. yani, var ki... ama yani Pers bir felaket çünkü Perslerde ya biraz önce e, şeyin söylediği gibi ne hürriyet var ne bir şey, felaket yani İtiklerde de yok o Hı -hı. yani bu mitolojiye bakıyorsun orada hakikaten mesela Yunan mitolojisinin öğelerini görüyorsun Hı -hı. ama bunlar bir bilim yaratamamışlar. Evet. Ben de tamamen sizin o şey görüşünüzdeyim hocam. Yani bu <laughs> onun bilgisiyle e, Yunan'ın yarattığı bilimi kıyaslamak, Babil Astrolog'la Newton'ı kıyaslamak kadar abes. Evet e, evet öyle. aynen öyle. Aynen öyle. Görüşte. Onu sadece ekleme olarak düşündüm yani. Doğru doğru doğru. Yalnız Nietzsche'yi oku. Madem Dionysos'tan bahsettin, <laughs> Nietzsche'yi oku. Tamamdır hocam. Onun var mı Türkçesi bilmiyorum veya İngilizcesi vardır. Nietzsche'nin neredeyse bütün eserleri çevrildi. Evet, teşekkür ederiz Konrad Bey. Demek evet, hocam. Geburt evet. de tragödie aus dem Geiste der Musik. The birth of tragedy from the spirit of music. Çevrilmişse herhalde böyle bir başlık alıntı. Evet, Ergun Bey. Buyurun. Presokratikler. Evet. Aslında uzun süredir bekledim ama sanırım tam yerine geldi hocam soru. Çünkü Sokrat öncesi dönem üzerine iki tespit. Ardından da Sokrat ile ilgili bir soru. Ee, Celal Bey'in sohbetinde çok keyifli soru. Her, her söylediğinden bir soru çıkıyor neredeyse. Öncelikle Oğuz Bey'in söylediği cümleyi ben de çok beğenerek not etmiştim. Onu kısaca bir cümle hemen okuyayım. The pursuit of knowledge for its own sake, not for any practical use, it can be made to serve. Yani burada Nil'in taşmasından dolayı, Hocamızın söylediği gibi kadastral bir durum, orada günün sorunlarını, ürünleri kurtarmak için kullanılırken Tares'in bunu görüp daha evrensel bir hale getirmek, bunu bilim haline getirmek ve sadece bilginin kendisi için, işimizde yarayacak bir sorunu çözmek için değil, bilgi için sevmesi bence çok önemli ve çok esas bir nokta burada. Onu bir kere daha vurgulamak istedim. İkincisi de bu neden burada oluyor da başka yerlerde olmuyor sorusu çok güzel anlatıldı. Yani daha fazla vakit almayayım o konuda ama aynı soruyu ben şöyle not etmiştim ilk cümle geçtiğinde bir özgür düşünce iki ekonomi. Aynı soruyu şöyle sorabilirsiniz neden Rönesans İtalya'da oldu da başka yerde olmadı? Çünkü özgür düşünce ekonomiyle desteklendiği zaman ve bu ticaret de varsa içinde belli bir birikimle birlikte bu tür sonuçlara ulaştırabiliyor onu da belirtmek istedim. Bu Soru... çok doğru. Mesela Thales ve Anaximandros çok üst kademenin adamları. Zengin adamlar bunlar. Yani her Allah'ın günü çalışmak zorunda olmayan adamlar. Şimdi oldu. Ses kısılmıştı da hocam. Benim sorum ise şöyle hocam. Kitapta en önemli nokta bence Nosketi e Yütsüm "Gnoto ya da kendini bil" şeklinde ifade edebileceğimiz çok 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 burada önemli bir kelime var. E, ve bu aslında neden kitabın Sokrat öncesi ve Sokrat sonrası hatta kitabın bir bölümü Sokrat anlatan bölüm olarak gösterildiğini gö e, soruyor. Bu İonya dönemiyle ilgili doğa bilimlerinden kişinin kendisine dönüş üzerine Ceral Bey'in biraz daha böyle hem materyalizm hem de bu İonya biliminin neden dogmatik ve deterministiklerle ilgili görüş almak istiyorum. Çok Tabii sağ olun. bir kere İonya bilimi dogmatik değil. Yani onu Seller öyle diyor ama değil. Yani İonya biliminde sürekli tenkit var çünkü. Fakat Gnosi Seyaiton, o biliyorsunuz Tanrı Apollon'un insanlara tavsiyesi. Kendini bil. Değil mi? O Delphi'den geliyor. Şimdi bu kendini bil hikayesi nasıl aldığınıza bağlı. Kendinin nesini bileceksin? biyolojisini mi bileceksin bilmem değil mi? Şimdi buradan tabii Sokrat'a geliyoruz yavaş yavaş. Değil mi? Şimdi Sokrat'a geldiğimiz zaman Sokrat bütün dünyayı bir ahlak yumağı olarak görüyor. Onu gördüğünüz an iş bayağı tehlikeli bir mecraya gidiyor. Çünkü ahlak aksiyomatik bir sistem. Hangi aksiyoma göre davranacaksın? Değil mi? Aztekler obsidyen bıçaklı adamın kalbini çıkartıyorlar. Alkışlar arasında. Değil mi? Çok güzel bir şey. E bugün böyle bir şey korkunç. Tüylerimiz tüylerimizi diken diken ediyor. Böyle bir şeyi duymak. Dolayısıyla e, aksiyomatik sistemlerle uğraşırken aksiyomların ne olduğunu iyi koymak lazım. Ve bu aksiyomların tenkide açık olması lazım. Onu yapmadığınız takdirde ne hukuk kalıyor ne ahlak kalıyor. Mesela hukuk da aksiyomatik bir sistemdir, matematik gibi. Hukuk bir bilim değildir. Ama hukuk felsefesi bir bilimdir. Tatmin yani, edebildim mi sizi? Evet, teşekkür ederiz Ergun Bey. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam. Hani bu şey için söylemiştim dogmatik kısmında. Mesela bu demokrasinin atomlar konusunda deterministik olduğunu söylüyor. Bu böyledir diyorlar ama kendi aralarında da anlaşamıyorlar. Öbürü de tabii hayır. Tabii tabii yani. O adamlar sürekli tartışıyorlar. Aynen. Yani Yunan bilimini bilim yapan ve büyük yapan işte bu. Sürekli didişmeleri. Tabii o didişmeleri sonunda başlarına bela açıyor. Başka dava. Bir türlü bir araya gelip kendilerini koruyamıyorlar. O Ayrı bir şey. Evet, teşekkür ederiz Ergun Bey. Şimdi ben yavaş yavaş Sokratese gelelim. Şimdi değerli dostlar, bir cümleyle Sokratese geleceğiz ama tabii arada bir sözde Cornforth diyor ki Sokrates'in felsefeyi doğanın incelemesinden insanın incelemesine dönüştürmesinin ...önemi diyor, devam ediyor. Yani doğanın... Diyorlar ya gökten aldı yere indirdi. Evet, Kikero'nun... ...Tuscona de söylediği söz. Sokrates felsefeyi gökyüzünden aldı... ...de kaylo... ...yere indirdi. Peki siz Celal Bey... ...Sokrates'in felsefeyi gökyüzünden... ...yere indirmesini nasıl açıklarsınız? Gayet basit. Yani Sokrates kafasında dediğim gibi insan cemiyeti nasıl olmalı var. İnsan cemiyetini anlamak yok. İnsan cemiyetini anlamak bir bilimsel iştir. Ama Sokrates'in kafasında zaten nasıl olmasını istediğini modeli var. Şimdi Sokrates hep diyor ya, ben hiçbir şey bilmiyorum. Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Bu çok sahtekerce söylenmiş bile. Mesela Menon diyaloğunu ele alalım. Orada Sokrates işte ruhun ölümsüzlüğünü anlatırken köle Menon'dan şeyi alıyor. E, geometrik kuralları. Bakın bu çocuk hatırlıyor bunları. Ölümsüz ruhtan ötürü diyor. Halbuki o tartışmayı okursanız bütün cevapları Sokrates kendi veriyor. Yani Bertrand Russell'ın dediği gibi dürüst olmayan bir tarafı var Sokrates. In. Kendi beğendiği cemiyeti empoze etmek istiyor. Ve onun içinde diyor ki bu tabiatla falan uğraşmak vakit kaybıdır. E ne yapalım? Oturup biz bu cemiyetin benim istediğim şekle nasıl getirilir onu konuşalım. Bunu yapmak için de bir sürü Laf uyduruyor. Mesela Zike'den mesaj aldığını söylüyor. Vahiy aldığını söylüyor adam ya. Yani bu tam peygamber bozuntusu. E iş buraya gelince rasyonel bir ortamdan çıkıyor. Ve bunun sonucu da Platon. Yani değil mi? Tam bir felaket. Yani zavallı Aristo bundan kurtulmaya çalışmış. Ama tam kurtulamamış. Şöyle bir cümle var. Ee, yine çeviriden 5. sayfadan Sokrates'ten öncesi ve sonrası eee İyonya Bilimi bölüm 1. bölümde "Doğan'ın Sokrates, doğanın akılcı bir sistemle bilinebileceğine dair bütün umudunu yitirdi ve insan dışı şeylerin incelenmesine sırtını döndü." Bu umudunu yitirme olayı nasıl bir nasıl yorumlanır size göre ya o kendi sorunu biliyorsunuz Sokrates diyor ki ya diyor işte bu fizikçilerin her biri bir şey söylüyor birbirleriyle çelişiyorlar bu adamcağız tartışmanın önemini anlamamış yani tabii birbirleriyle çelişecekler her şeyi bilmiyoruz ki öğrenmeye çalışıyoruz bu öğrenmeye çalışma yöntemini eleştiriyor bu adam ve o yüzden Nietzsche ne diyor? Sokrates diyor Yunan düşüncesi bir makine olarak düşünün. Bunun çalışmasına mani olmak için içine atılmış bir taştır diyor. Ben de %100 aynı fikirdeyim. Ve zaten Sokrates'ten sonra Yunan düşüncesi hızla alçalmaya başlıyor. Diyor. Burada söze girebilir miyim? Tam soracağım şeyi söylediniz tamam, aslında. Tamam, yani ben sormadan siz söylemiş oldunuz. Ee, hani Sokrates e, düşünce tarihinde çok önemli bir dönemeş noktası. Milat Trat'ta sizin çevirdiğiniz kitabında adının kendisinden öncesi sonrası olacak kadar büyüktür ve bu genelde bir olumlama nesnesidir. Fakat Nietzsche der ki sizin az söylediğiniz gibi, yani şu minvele gelen bir şey söyler, felsefe Sokrates'le beraber sona ermiştir. Evet, haklarım. Buna ne kadar katılıyorsunuz ve sizin Sokrates'le bozulmanızın, Nietzsche'yle bozulması ne kadar paralel diye çok, çok. Yani Nietzsche şunu fark etmiş. Yani Sokrates'le beraber büyük ölçüde kontrol edilemeyen fikirler tartışmaya egemen oluyor. Şimdi ben vike'den vahiy aldım. E ben nereden bileceğim kardeşim Zicke'nin sana ne söylediğini? Sana güvenmek zorundayım. Halbuki İonya bilimi böyle değil. İonya bilimi işte diyor ben şu tarkulluğu böyledir falan. Aksimandros diyor ki ya dur kardeşim taştan oluşuyor dünya. O da yüzmüyor falan. Bir tartışma oldu. Sokrates'le <laughs> tartışmak mümkün değil. Ahlaklı insanın tanımı vardır. Ahlaklı insan Tanrı'ya en çok benzeyen insandır. E, dam üstünde Çünkü Tanrı kavramı Sokrates'in. Kendi kafasında var. E, ben nereden bileyim onun ne oldu? Bilgi ardandır. Yani değil mi? Bağımsız olarak ona nasıl ulaşabilirim be? Ulaşamazsın. Onun için biliyorsunuz Bertrand Russell ne diyor Sokrates için? Kötü bir papaz tipini andırıyor diyor. Ki bence yüzde yüz doğru. Yani nesnel tartışma imkanını ortadan kaldırıyor Socrates. Onun için o Platon da falan böyle saçma sapan yerlere gidiyor Yok mi ...yorgoslar geliyor... ...bilmem ne geliyor falan filan... ...hatta e, yani evrensellerin... ...tartışması bile... ...çok basit bir çözümü varken... ...çıkmaza giriyor. ...değil mi? İrayalar, bilmem ne de yok... ...Tanrı'nın kafasında o vardı... Var. ...şeyler geliyor... Evet. ...evet... ...ne diyorsunuz... ...değerli dostlar var mı... Bak Mesela, orada bir hanımefendi parmak kaldırıyor. kaldırıyor. Hep Bakalım. erkeklere hem söz veriyorsun de, yani. Sen bir misogonist de, misin nesin de, abi? Yani Celal Bey hem de benim eşim. Yani ne? <laughs> abi sen hapı yutmuşsun bu akşam o zaman. Tamam eşimi dinleyelim. Evet. Ali Bey teşekkür ederim. Tekrar buradayız. Merhabalar Celal Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş tekrar. bulduk. Bir dakika bir, ee... dakika, bir dakika. Bir dakika eşini susturuyor demeyin ama... Bir dakika seni şuraya sabitlemem lazım. Her zaman eşimi Aa. sabitlerim. Buyurun. Ee, Sizin adınız hemen... ne eş hanımefendi? Gamze. Hah, onu da öğreneyim de. Gamze'nin de arkasında Pythagoras var. eşi diyebilmeyeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi... Celal Bey ben şunu sormak istiyorum. Açıkçası kitabı okurken e, yazarın yorumunu da tam anlayamadım. Sizin dipnotlarınızdan bir şey çıkarmaya çalıştım. E, şunu diyor yazar. İşte İyonyalılar evrene dair İyonyalıların işte evrene dair e, yorumları akılcıysa niye diyor Sok Sokrates'i hayal kırıklığına uğrattılar? Özellikle işte siz de iki tane dipnotta bunu şöyle <laughs> açıklamışsınız. Ee, işte şeye göre Ksonofones'e göre Heraklites'e göre e, onun, onların e, insan doğası hakkında aslında görüşleri vardı. Sokrates bunları anlamadı ya da göz ardı etti diyorsunuz. Ben aynı şeyi acaba siz şey içinde mi düşünüyorsunuz diye merak ediyorum. Sokrates'in doğadan, doğa bilimini araştırmaktan uzaklaşmasının nedeni onun anlamaması mı? Hani buna mı inanıyorsunuz? E, ya da tamamen göz ardı ettiğine mi inanıyorsunuz? Göz ardı tamam. etmek istiyor. Göz Çünkü dediğim gibi Sokrates'in kafasında bir şey var. E, cemiyet planı var. Onu empoze etmeye çalışıyor. Şimdi bunu empoze etmeye kalkarsanız bir yerde tabiatla da çelişir. Çelişiyordu da. Bir insan nasıl olur? Tanrı gibi olur. E kardeşim ben Tanrı'yı bilmiyorum ki. Nereden bileceğim? Nasıl uygulayacağım bunu? Değil mi? Zike'den haber geldi. İyi güzel Zike bana niye haber göndermiyordu sana gönderiyor. Değil mi ya? Bütün bütün bütün, bütün bu sorular geliyor birdenbire karşımıza. Değil mi? Belli bir aksiyonlar olması lazım ahlakta. E, Sokrates bunları afaki şeylere dayandırıyor. Peki bilim, Halbuki, bilim doğa mi? bilimleri öyle değil. Ha, doğa bilimini Sokrates gerçekten faydasız mı buluyordu peki? E, günah diyor hatta. Senofanese diyor ki aa diyor bunlarla uğraşmak günahtır diyor. Ya, tam yobaz bu adam yani. Tamam ben cevabımı aldım. <laughs> Teşekkür <ederim>. evet, teşekkürler. <laughs> Ama şimdi Gamze Yeniz de paçayı kurtardı <laughs> hanımına söz vererek. e, tabii estağfurullah. Şimdi eşimin orada notları var. Aslında orada notlarda bir sürü bilgi var. Oradan birkaç soru daha çıkmaz mı? Yani çıkardı ama şöyle yani Sokrates üzerine konuştuğumuz için ben diğerini sormadım. Ee, belki Celal Bey buradayken hemen söyleyeyim. Sonra belki hani e, onun üzerine bir daha konuşuruz. Ben kitabı okurken e, Cengiz'e de söyledim. Hatta diye e, ilk işte kulüp toplantısını yaptığımızda katılan arkadaşlara da söyledim. Kitabı okurken ben Celal Bey iki farklı kitap okuyormuş gibi hissettim. Ee, bir dakika o öncesi... dediğiniz doğru ama <laughs> yani sizin dip notlarınızla bir kitap okudum aslında Tabii. bir ha. de yazarım bir kitabını okudum ama siz i̇şte o zaman o... tam anlamışsınız bu kitabı <laughs> yani şöyle aklımın karıştığı yer daha doğrusu işte kulüpteki arkadaşlara da sorduğum şey o oldu benim şimdi çelişkide kaldım yarar mı sağladı bana aklım mı karıştı iyi mi oldu kötü mü oldu böyle bir çetrefilli bir duruma girdim. Yarar sağladığı şey şu oldu aslında benim için. Evet bir çeviri okuyoruz, dipnotlar, açıklamalarla birlikte okuyoruz ama farklı okumaları da gönderiyor beni. Ve e, yani doğruya doğru sizin yorumlarınızla birlikte ben şunu fark ettim. Daha önce belki de Sokrates öncesi kitap okumadığım için de bu böyle olmuş olabilir. Sokrates'in söylemlerinin gerçekten e, dini ögelere temel teşkil ettiğini yani orta metinlerinden yine biraz anlayabiliyordum. Ama tekrar sizin yorumlarınızla Bravo. sağlamasını yapmış oldum. Çünkü orta doğru, çağ çok ortaya çıkıyordu. Biliyorsunuz bu konuda bir sürü kitap var. <laughs> Sokrates'le İsa mukayesesi. Sokrates'le Hristiyanlığın mukayesesi. Sokrates'le irrasyonalitenin gelmesi. Muazzam bir literatür var. Evet, evet. Yani, yani dediğim bakın, gibi ben... Esas şu iki <laughs> kitap var ya, bu iki kitaptaki en önemli şey, Hornford'a göre felsefe bir gelişme gösteriyor. Şeylerden, pre başlıyor Aristo'ya kadar. Ben de diyorum ki bu böyle değil. pre belli bir zirveye geliyor, ona sonra baş aşağı gidiyor. Aristo bunu kurtarmaya çalışıyor. Ama tam yapamıyor. Evet siz dipnotlarınızda da zaten e, Platon içinde, Aristoteles içinde şey diyorsunuz. E, Sokrates'ten aldı, Pitagoras'tan aldı. Birleştirdi. E, bilimi, doğa bilimini katmaya çalıştı. Sokrates bunun hiçbirini yapmadı. Platon ve onun, işte onun öğrencisi Aristoteles bunu fark etti diyorsunuz. Ama evet. aslında bence yazar da bunu çaktırmadan aslında söylüyor. A, ama acaba a, yani bunu da söyleyeceğim. Belki ben siz okur yani sizin çevirinizi, dipnotlarınızı okurken biraz manipüle oldum. Yani biraz manipülasyona uğradım. O. Zaten maksat o. Yani ben confidence sizi tavlamasına mani olmaya çalışıyorum. Evet. Bu işte yani bunu aslında ben tartışmak istemiştim. Bir e doğru ama aslında. yani doğru doğru yani, görmüşsünüz. Hani çevirmen e, editör bu kadar müdahil olmalı mı olmamalı mı başka bir günü O belki. tabii o yani. Ama, evet. Çevirmen var. Bir de kritik çevirmen var. Hı -hı. Ben ikinci sınıftayım. Evet yok öyle. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler bunun için de. Teşekkürler. Mücadel. Evet. Evet. Ee, çok güzel devam ediyoruz, güzel sohbet ediyoruz. Peki e, parmak kaldıran dostlarımız, konuşmayanlardan Huzeyfe, sevgili huzeyfe Şimdi sesin geliyor mu? Ee, siz açtınız hocam. Evet, tamam. Buyur. Ee, şimdi saygıdeğer hocam öncelikle e, birkaç aksiyom alarak e, başlayacağım. Bu aksiyomların da eleştirilmesini istirham ediyorum. E, birincisi tüm felsefe edimi ki felsefe bir tavırdır. Tanrı'ya binaendir. E, Tanrı'yı anlamaya çalışır ki zaten e, Batı felsefesinin başlangıç noktasını baz alırken Doğu'dan kaynaklanmasını şu haseple gösteriyorum. Doğu'da Tanrı'yı Zeyfe, anlamaya çalışıyor. Sevgili Uzeyfe, sevgili Uzeyfe, bak e, şunu göz alıyorsun değil mi? Bak YouTube'da yıllardan beri Celal, Ho Celal Hoca ilahiyatçı öğrenciyi mahvetti şeklinde videolar var. Sonra senin de başına böyle bir şey gelirse yıllarca bu videoyu izlenir. Gerçi sen ilahiyatçı değilsin. Yok bir hocam. E, Ama, teolojiye girmeyeceğiz. Din, din ha, teoloji. ise, Ama başlayalım. girebilirsin tabii. Yani girebiliriz de. <laughs> Sadece biraz hani şaka olsun diye girdim. Seni sevdiğim için girdim. Buyur. İstediğin gibi sorabilirsin. E, felsefenin, eee filozofun tavrı şudur. Tanrı benimle ne murat etmiştir ki bu onun temel sorusudur. Geceleri onu uyutmayan temel soru budur. Camus'un tabiriyle de beynimdeki tek kanca Tanrı'nın olup olmadığı sorusu. Tüm hayatın bunun üzerine inşa edilir. Şimdi Sokrat'ın tüm tavrı peygambercilik oynaması, kendince bir ahlak yaratması ve doğa e, bilimlerini dışlaması. Bunun sebebi asıl olayın Tanrı'yla bağlantılı olduğunu düşünmesi. Ki zaten felsefenin temel tavrı budur. Her şey Tanrı'ya binaendir. Tanrı'yı anlamaya çalışırsın. Tanrı'nın sözü üzerine konuşursun. Onu e, işte tefsir edersin vesaire. Bu zaten Sokrat'ın tavrının e, felsefeci olması nedeniyledir. Yani Sokrat burada felsefeye aykırı bir şey yapmıyor. Sokrat felsefenin ta kendisini yapıyor bu Tanrı üzerine konuşup demonlardan dem vururken. E, birinci aksiyon bu e, öncelikle Sayın Hocam. Evet ikinci. E, i̇kincisi şu. E, zaten İyon kesiminden bahsederken, talesten vesaire bahsederken Thales'ten felsefeci kısmından bahsettiğimiz tek yer fragmanlarında da geçen Tanrı üzerine konuşmalarıdır. Yani işte her şey Tanrı'yla doludur. Ee, ya da e, fragmanların çevresinden e, Thales için Tanrı Teos, düzenin aklıdır. Bu gibi metafizik açıklamalar yani aşkın üzerine konuşması Thales'in felsefeci kısmıdır. Diğer kısımları onun doğa bilimci kısmıdır. Sokrat bunu değiştirerek Tanrı üzerine konuşarak felsefeyi tekrardan başlatan şahistir. Yani felsefeye bir e, hata sokmuyor, Felsefeyi tekrar başlatıyor e, Batı'da. E, ben ki, tamamen düşün... ayrı fikir değil. Yani felsefenin Tanrı hiçbir alakası yok. Hiçbir zaman da olmamıştır. Teolojiyi felsefenin içine sokarsan o zaman olur. Mesela Tanesin her şey Tanrılarla dolu demesi Tanrı kavramıyla dalga geçiyor. Çünkü neden? Bunu niçin söylüyor? Mıknatıs için söylüyor. Şimdi eski Yunan mitolojisinde kendi kendine hareket eden bir şeyin içinde bir tanrı olması lazım. E mıknatıs kendi kendine hareket ediyor. Dales dalga geçiyor bunlar. Dolayısıyla burada tanrıyla ilgili hiçbir şey yok. Tales, Anaximandras falan gibi adamlar tanrı kavramını düşüncenin dışına atıyorlar ve nesnel yaklaşalım diyorlar. Dolayısıyla felsefenin içine Tanrı'yı soktuğun zaman o zaman nesnel temeli kaybediyorsun. Tanrı'yı kim görmüş? Tanrı'yla kim konuşmuş? Sen Sokrat gibi adamların sözlerine inanmak zorundasın. E niye inanayım kardeşim ya? Tanrı madem var bende niye konuşmuyor? Anlatabiliyor muyum? Tamamen saçma bir yere götürüyor bizi. Anlaştık mı? E, 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 tabii ki hocam. Huzeyfe <laughs> var mı argümanın? Ya Sokrat üzerine bu kısım var hocam. E, peygamberlik oynaması ve aslında e, felsefenin mahiyetiyle beraber felsefenin gerekliliğini yerine getirmesi. E, bundan ben vuracaktım aslında. Şimdi Ama mesela... yani felsefenin gerekliğinde tanrı kavramı yok. Değil mi? Mesela de felsefe yapıyor ama adam ateist. Hiç alakası yok Tanrı'yla Manlı'yla. Şimdi mesela az önce... E, Nietzsche Hüzeyfe, ne diyor? Tanrı öldü diyor. Huzeyfe'nin az önce bahsettiği e, tanrılarla dolu yani düzenin, kozmosun canlı olduğu ve tanrılarla yani daimonla dolu olduğunu söylediği fragman A1 Kranz'da Di e, Diogenes Lertios 1.27'de geçen daimonon e, plere diyor. Veya Ayet Yos'ta e, 1711, bu da diğer Kranz A23 fragmanı, Tales için Tanrı Teos düzenin aklıdır diyor. Evren ise canlı ve tanrılarla doludur. Tanrısal güç öğe biçimindeki ıslaklığa, neme nüfuz eder ve onu hareket ettirir. Yani burada doğal bir unsur ile tanrısal bir unsur birlikte açıklamaya katılmamış mı? Hayır. Burada Thales kullanılan dili kullanıyor. Herkes anlayacağı şekilde. Bunların hepsini rasyonel açıklamaya çalışıyor. Şimdi kosmos nedir? Düzendir. Zaten Yunanca kelime düzen demek. Kosmos. Şimdi Anaksagoras'a gidelim. Anaksagoras ne diyor? Kainatta bir Nus'u görüyorum. E, nus nedir? İdraktır. Değil mi? Sokrat onu da yanlış anlamış. Onu zeka olarak yorumluyor Sokrat. Halbuki idraktır Nus. Kainat kosmos olduğu için bizim idrak edebileceğimiz bir şeydir. Yani Einstein'ın meşhur lafıdır. Kainatın en anlaşılmaz tarafı anlaşılabilir olmasıdır demiş. Birisi Dolayısıyla şöyle ben e, o yani felsefe tanrıyla başlar o katiyen katılmıyorum yani. Ya bir sürü ateist müthiş filozof adam var yani. Şeyle başlar. Birisi şöyle demiş Celal Bey. Demiş ki Augustinus filozof değil midir? Hayır. Teologdur. Teologos. Evet teologdur tabii. Peki Kuzeyfe var mı? Ee, bu Sokrates. kadar hocam. Ee, çok teşekkür ediyorum, hürmet ediyorum. Ee, sevgiler değerli kardeşim. Evet şimdi e, konuşmak isteyen dostlarımız bu konuyla ilgili ama biz Sokrates'ten yine e, talese geri döndük. Sokrates'ten devam edelim. Bu arada sevgili Oğuz sofistlerle ilgili bir şey yazmışsın. İstersen hani sofistleri atlamayalım. Sofistlerle ilgili görüşünü paylaş bizimle. Yani neden? Bu sofistler nereden çıktılar durup dururken? Böyle Demokrasiden bir... çıktılar. Heh, bunu konuşalım Celal Bey. Sofistler nereden çıktı? Demokrasiden çıktılar. Çünkü demokrasi geldiği zaman seçilmen lazım. Seçilmek için halkı kendi fikirlerine, kendi fikirleri açısından ikna etmen lazım. Onun için konuşmayı bilmen lazım. Kültürlü olman lazım biraz daha ileri gideyim halkı aldatmayı becermen lazım bunu da sofistler meslek haline getirmişler bunu öğretiyorlar halkı nasıl kandırırsın nasıl güzel konuşursun sofistler bu işi yapıyor e, bu, bu adamlar arasında çok ilginç adamlar var bu arada sevgili Oğuz bir dakika bir dostumuz çok haklı olarak bir şey demiş e, Mustafa Çelik Celal Hocaya bir mola verseydiniz demiş. Celal Yok Bey artık mı? zaten bitirelim abi saat evet. 11 oldu. O zaman o zaman şöyle yapalım. Ee, Sokrates ve ardından neler oldu yavaş yavaş toparlayalım sevgili Oğuz ne dedin? E, ufak bir şey ekleyecektim sadece de evet. e, bu <laughs> yani antik Yunan'da gelişmesi e, ve aynı zamanda hani Roma'da da e, gelişmesi bu yönde e, bana şey gibi geliyor e, Tabii hani tavuk yumurta ilişkisi ama e, bir yandan da bu bölgelerde bir e, common law denilen hani jüri sistemiyle e, yönetilen mahkemeler var. Şimdi e, hayatın içinde e, mantık, e, kanıt Kanıtın geçerli olup olmadığı gibi şeyleri hani matematikten daha önce ilk olarak gördüğümüz yer aslında mahkemeler ve can alıcı da bir şey çünkü öldürülebiliyorsunuz yani sonunda eğer insanları ikna edemezseniz. Dolayısıyla şey şöyle düşünüyorum sanırım insanları ikna etmenin bu kadar önemli olduğu ve dinleyicinin de oldukça mantıksal bir şekilde dinlediği yani halka yapılan geniş konuşmalardan bahsetmiyorum. Gayet mantıklı bir şekilde açıklama yapmak zorundasınız ve karşınızdaki yemeyecek yani onu. Böyle bir ortamın var olması nedeniyle retoriğin önemli bir hale gelmesi ve retoriğin arka planını doldurmak için de düşünmenin, düşünmeyi öğrenmenin önemli bir hale gelmesi ve bunun yarattığı geniş bir işte aristokrasik e, sınıfın kendi içlerinde e, bir şekilde bir yerlere gelmeye çalışmak için, e, kendi içlerinde sıralanabilmek için de kendilerini geliştirmesi gereksinimi sonucunda sofistlerin e, ortaya çıkması, sofistlerin de e, filozofları ortaya çıkartması gibi bir e, dinamik ortaya e, çıkmış olabilir e, diye düşünüyorum. E, yani bu çok ben bu Oğuz bu çok önemli bir nokta hiç benim aklıma gelmediydi. Bu Common Law'un kullanılması jüri sisteminin kullanılması o dediklerin çok doğru yani düşünmeyi adam gibi yapman lazım kelleyi kurtarmak istiyorsan bu evet. çok çok mühim bir şey ve o düşüncenin de ciddiye alınması lazım evet hocam bir de şeyi de fark ettim mesela yani common law düşündüğümüz zaman İngiltere'de de var ve hani günümüz demokrasilerinin ortaya çıkmasında ilk hani Fransız devrimi vesaire olduğu zaman öykündükleri yer o e, anayasal monarşinin olduğu, meclis sisteminin olduğu, güçler dengesinin vesairenin olduğu yine İngiltere. Yani e, dolayısıyla e, sanırım e, insanların birbirini dengelemek, ikna etmek zorunda kaldıkları vesaire oyunun e, oluştuğu o kültürel modelin içerisinden e, çıkıyor e, bu tarz şeyler. Evet Diğer evet evet. Fransızlar beceremediler bunu. Benzelemediler bunu. Ya Fransız Fransa ihtilali rezil oldu sonra. Ya diktatörlüğe döndü, terör geldi en sonunda Napolyon temizledi hepsini. Değil değil de, mi? İngiltere'de Cromwell de, de, diktatörlüğü de. denedi olmadı. Evet. E, çok teşekkür ederim sevgili Oğuz. En azından bu sofistleri Ya bu çok ya Cengiz bu Oğuz'un ileri sürdüğü fikir çok önemli bir fikir bence. Ya bunun üzerine gidilmesi lazım kesinlikle. Ya yani Türkiye'de bir mesela hukuk felsefecisi falan olsa bu tip şeyler tartışılır ama öyle adamlar yok. <laughs> Şimdi e, çok teşekkür ederiz sevgili Oğuz. Yine her zaman olduğu gibi bize bir hani perspektif kazandırdın. Şimdi kıymetli dostlar, Celal Bey'i daha fazla yormayalım. Çünkü saatimiz 11 oldu, 2 saat oldu. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi biz kitap üzerine konuştuk. E, kitaptaki yaklaşımı Celal Bey aralarda söyledi ve kendisinin notlarını açıklamalarını gerekçelendirdi bize ve 3 üç aşağı beş yukarı aslında birçok şeyi konuştuk. Tabii kitapta Sokrates sonrası da var. Aristoteles var mesela. Örneğin Aristoteles ile ilgili Celal Bey bize özetle ne söylemek istersiniz? Aristoteles göz yani Platon'un idea fikrinden gözleme dönülmesi gerektiğini düşünen bir adam. Yani şunu diyeyimse realisten nominaliste geçiştir Aristo aslında. Aristo gözlemlerle hareket eden bir adam ama aldığı eğitim bir yerde sınırlıyor. Gene bir tanrı kavramı var Aristoteles'te. The first mover. Malum. Değil mi? Bu işte Sokrates'ten gelen eee zehir diyeyim size. Yani direkt iyon yılları mesela tenkit eder durur Aristoteles. Ama yaptığı katkılar çok çok önemli. Yani onun zooloji içerisinde yaptıkları ya 19. yüzyılda mukayeseli anatominin doğmasına sebep olmuştu. Müthiş bir şeydir yani. O bilmiyorum okudunuz mu onu zooloji kitaplarını? Evet. Muhteşemdir yani. çok Peki. tavsiye ederim. Mesela evet. onların e, çok güzel edisyonları vardır. Bir zoolog tarafından yapılmış, çok meşhur bir zoolog tarafından yapılmış. Onları çok tavsiye ederim aslında. Evet, çok teşekkür ederiz. Tabii çok soru var. Özellikle de YouTube'da görüyorum. Eric Rose demiş ki ee, Platon'un ideal idealar teorisiyle Sokrates arasındaki ilişki nedir diye sormuş herhalde anladığım kadarıyla. Platon'un idealar Ay teorisiyle Platon'un idealara şimdi Platon şu soruyu soruyor kendine. Ortada insanlar var. Hiçbiri birbirine benzemiyor. Ama bir insanlık kavramı var. Şimdi Sokrates'in bağlantı şurada geliyor. Sokrates sürekli Diyor ki kavramlar mühimdir. Kavramları ortaya koymamız lazım. Kendi pek yapmıyor iş. Platon bunun üzerine gidiyor. Ve evrenseller sorununa böyle bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ve diyor ki işte Tanrı'nın kafasında bir insan var. Diğer bütün insanlar bunun kötü kopyaları. Tanrı'nın kafasında bir kedi var. Bütün kediler bunun kötü kopyaları. Sokrates'le bağlantı kavram üzerinden geliyor. Çok kısaca yine buradaki soruları hani arkadaşlarımız bizimle birlikte oldular. Kısa kısa cevaplayabilirsiniz. Birisi Kurt Koswig'in zooloji kitabı hakkında ne diyor Genel demiş. Vallahi çok güzel bir kitap olduğu söylenir. Ben zoolog olmadığım için ama Koswig büyük bir adamdı. Yani bir biliyorsunuz Manyas kuş cennetini falan keşfeden adamdır. Çok güzel doktoralar yaptırmıştır. Değil mi? Hatice Nur Beyaz Erkızan hocamız Nusbaum'un şu kitabını paylaşmak isterim demiş. Why Democracy Needs Humanities. Demokrasi neden Humanities'e ihtiyaç duyuyor sizce? Bence mi? Evet. Valla onu ben söylemedim. Bunu Hatice Hanım söylüyor. Size göre de ihtiyaç duyuyor mu demokrasi? Vallahi yalnız demokrasi değil, her şeyin humanities'e ihtiyacı var. Yani edebiyat tartışman lazım, güzel sanat tarihi tartışman lazım, bilmem ne falan. Dolayısıyla e, demokrasinin ve insan yaşamının genel kültüre ihtiyacı var. Alihan Bozalıoğlu... Yani elin hüdüğünün idare etmemesi lazım ülkeleri. <laughs> evet, Alihan Bozalıoğlu demiş ki, Sokrates'i Hristiyanlığa temel oluşturan görüşlere sahip bir düşünür olarak nitelendirebilir miyiz evet evet ya onun hakkında bir sürü kitap da var dedim ya kesinlikle Dur, sırf Hristiyanlığa değil Müslümanlığa da Nuri Bey, Celal Hocam kosmosda bir düzen olduğunu ve bu düzende bir bilinç olduğunu düşünüyor mu hayır tamam kosmos düzen anlamına geliyor Yunanca Zaten, evet kaostan kosmosa geçiyor ama biz uzay keşfi ilerledikçe... ...böyle bir düzen olmadığını görüyoruz. Evet şöyle bakıyorum. Humboldt, Humboldt'tan özür, dilerek, özür dileyerek bunu söylüyorum. Birisi Francis Bacon'ın Aristoteles eleştirilerini... ...haklı buluyor musunuz demiş. Hayır. Kendisi de aynı şeyi söylüyor. Francis Bacon bir felaket. Yani Francis Bacon'ı iyi anlamak için e, ee, Baron Justus von Liebig'in onun hakkında üç tane konferansı var. Onu okumak lazım. Justus von Liebig biliyorsunuz çok meşhur bir kimyacı. Büyük bir adam. Ve Francis Bacon için açık açık sahtekar bu herif. <laughs> ee, Celal Hoca Werner Yager'in presokratikler üzerine yorumları hakkında ne düşünüyor? Hangi yorumlar? Evet. Yeğerin Yege, Ariston'un gelişimiyle ilgili tabını biliyorum ama ...şeyi mi diyor? Payda mı ben diyor? Ben de anlayamadım bu şey mi tanrı şeyim acaba ilk, ilk Yunanlılar? paydayası yazısı vardır Yeğerin onu mu diyor acaba? Evet sorulara bakıyorum bir yandan da. Evet artık yavaş yavaş toparlayalım. Bir soru daha var Burak Bey. John Burnett'ın e, Greek Philosophy Thales to Plato kitabı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Baya bir sıradan bir kitap. <laughs> evet. Peki. Yani, o tip kitaplar çok. Evet. Yani bunların kaynaklarına inmek lazım. Onun için işte biraz önce ya Diels Kant önemli bir kaynaktır. Diels'in e, daha önce yazdığı Yunan şeyleri şairlerinden yapılan felsefi alıntıların kitabı çok önemli bir kaynaktır. Ondan sonra Runia'nın Bees ve Kant'a yaptığı ilaveler önemli bir kitaptır. Evet kaynaklara geri dönmemiz, fragmanlara geri evet, dönmemiz evet, lazım. Evet. Mesela Bey, Anaximandros'u da... okuyacaksan, kardeşim ya yani Charles Kahn'ı okuman lazım, evet. değil mi? Evet. Berat Bey buyurun. Eğer yayın bittiyse sormak istiyorum. Konu dışı çünkü. Konu dışı olsun. Buyurun. Fazla Merhaba Celal. Nasılsın? Yormayalım Celal Bey'i. Ama... Buyur. Ben jeolojiyle ilgili bir şey sormak istiyordum da. Sizin ücret <laughs> kafeste... <laughs> Nihayet sadede geldik Burak. Buyur. <laughs> Nüzet Nüzet bir yayın şey yapmışsınız. <laughs> Humboldt'un 250. yılı münasebetiyle Fatih. Evet Hatay, evet evet. E, orada Nüzet Alves şeyden bahsediyordu. İşte artık bilimin günümüzde çok küçük ayrıntılarla uğraştığını, bu Humboldt'un Natur Gemaldi dediği şeyi artık uzaklaştığını söylüyordu ama bunun nedenini söylemiyordu. Ben onu merak ettim. Yani neden? Bunun nedenini bilim artık... biliyor musun? Bilim memur yani bilim adamlığı dediğimiz şey memuriyet haline geldi. Herkes küçük 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 şeylerle uğraşıyor. Ya ben de çok şikayetçiyim ondan. Yani Humboldt hakkında bir kitap yayınlandı yeni. E, multi -perspektif. Onun keşfi mi? Yo yok ya yo, ya yo. o, o, şey şeyi diyorsun sen. E, Andrea'nın kitabını diyorsun o değil. Ondan evet. sonra Multi Perspective Approach diye bir kitap yayınlandı ki orada ben de varım. Benim de uzun bir makalem var orada. Orada ben de aynen Nusret'in dediği gibi bu durumdan şikayetçiyim. Hatta ben makalemi Nüset'e ithaf ettim. Çünkü benim Humboldt'la bu kadar yakın tanışmam Nüset sayesinde olmuştur. Ben lisedeydim. O üniversite ikinci sınıftaydı. Kafama kakaladı. Ben, hem Humboldt'u hem Küviye'yi. Ben bunu şeye bağlamaya çalıştım. Humboldt klasik eğitimden geliyor. Ama evet. sonra baktım ki senden gördüm işte Einstein'ın Darwin'in dediklerini görünce dedim ki demek ki bundan değil yani başka bir neden olmalı. Baya kötü konuşmuşlar. Ya başka 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 neden? Şimdi dediğim gibi yani günümüzde bir kere bilim çok dallandı budaklandı. Bilime tamamen hakim olmak hemen hemen imkansız hale geldi. Ama tam da imkansız değil. Yani yöntemini doğru bulmak lazım. Ama ee, bilim adamı diye geçinenlerin yüzde %99, 99,9'u teknisyen. Yani verilen Nasıl oluyor yani Ya. Yani bu sene ilk defa adam gibi Nobel'ler verdiler. Ondan önce verilen Nobel'ler teknisyenlere gitti. Yok kansere Peki şunu ne? buldu, yok bilmem neyi bunu buldu. İyi ee, güzel be kardeşim de yani temelde ne anladık? Peki size nasıl olmalı? Bunun sentezi mi olmalı yoksa sadece Humboldt gibi mi yapılmalı yani? Nasıl olmalı? Yok yok yok. Herkese herkese rol var bir gibi. Yani birilerinin de verileri bir şey. toplaması lazım. Anladım. Teşekkürler. oldu hayat? Evet. evet. Konur Alp Bey. Konur Alp Bey de bir şey soruyor. Arkadaşlar bu arada YouTube'dan bir arkadaş demiş ki YouTube'a bakma çete. Bu sunumda katı, katılanlara sor bir soruları var mı diye demiş. Arkadaşlar sorularınız varsa artık bu vedalaşırken, vedalaşmadan önce Celal Bey'e soralım. Veya güzel sözleriniz varsa şöyle övücü. Veya eleştirel. Yok abi lüzum yok. Artık yatalım. Tamam. Saat 11.30 oluyor. Tamam. Konur Alp Bey hemen söyleyebilir misiniz? Hocam zaten çok kısa. Tamam hemen. Ee, bir eleştirecektim. Ee, Sizalarımın da e, görüşünü almak istiyorum. Tanrı, fel, felsefe tanrıyla başlar demişti Huzeyfe Bey. Ama benim görüşüm e şu. Kuzluk e, büyüyecek. Yok yok, çok hızlıca şey yapacağım. Şimdi insan doğasında yanlış pozitifler ve doğru negatifler var. E, yani evrimsel boyutta bakmak gerekirse insan zaten sürekli bir mane arayışında dünyada. Karşılaştığı her olay ya ona karşı ya ondan dolayı. Doğru. E, yani bu şekilde düşünürsek felsefenin sorduğu nedir sorusu ve ne olduğuna yönelik sorusu aslında mane arayışı. Yani ben değil merak ya merak. Evet yani benim ne e... olduğunu merak ediyorsun. Celal hocam e, şu felsefenin tanımı. Objektif olarak kıymetsiz olan insan yaşamını subjektif olarak mani arama çabası. Yani ben pek o kanaatte değilim çünkü manayı aramaya gerek yok. Şey çünkü ederim. sen yaşamına ne mana verirsen odur. Yaşamın Neyse. manası yok. Hı -hı. Yani senin normal foktan bir farkın yok. Veya bir çam ağacından farkın yok. Ya i̇şte ama senin aklın var. Sen kendine ne anlam biçersen odur. Dolayısıyla uzun uzun aramaya gerek yok. Kendin yaratıyorsun. Evet arkadaşlar teşekkür ederiz katıldığınız için. Bu arada son bir soru Nail Tezcan sormuş. Celal Bey jeoloji kitabı yazıyor mu demiş. Çok. Acaba şu, şöyle bir sorum bu. Telsevleri 20 tane var ya. Şu anda yazıyor mu diye soruyor herhalde. Hayır şu anda iki tane büyük makaleyle uğraşıyorum ama bir tane tezgahta bir kitap daha var. Ya benim sıkıntım benim jeoloji kitaplarımın hemen hiçbirisi Türkiye'de yayınlanmadı. Niçin? Ne ya pek okuyucu yok da onda. Enteresan. Ya benim kitaplarım dünya dünyayla ilgili zaten. Evet Sevgili dostlar, bugün dünya ile ilgili bir yayın yaptık sevgili Celal Şengör'le birlikte. Kendisini biraz yormuş olabiliriz, hiç ara vermeden aralıksız bizi dinledi, katılımcıların sorularına, yorumlarına cevap verdi. Celal Bey, çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Rica ederim olarak... efendim, ne demek? Son olarak söylemek istediğiniz, önermek istediğiniz, çünkü çok genç arkadaşımız sizi dinliyor, üniversite öğrenciler özellikle. Ne güzel. İlim memnun ediyorlar. Peki arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederim. Hem Zoom yayınında katılanlar hem YouTube'dan bizi dinleyenler ve bundan sonra da bu yayını izleyecek olanlar için herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayra karşı arkadaşım